Sevgili öğretmenlerim, herkese merhabalar. Nasılsınız? Bugün biraz katılımımız düşük mü? Şöyle bakayım. İyi hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim sizlerle ders yapmak için. Sabırsızlanıyordum diyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yalan. Ama sizlerle ders yapmayı seviyorum. Onun için biraz önceki ders bir an önce bitsin diye bekledim. Neden olduğunu tahmin edebilirsiniz. Aa, şey yok. Feda yok. Şaşırtıcı. Neyse. Niye hocam? Bilmiyorum. O biliyorsun devletin büyük adamının kızıdır. Onun için devletin büyük işleri de olabilir onda. Bilemeyiz yani. Ondan dolayı çok da müdahale etmemek lazım. Yoksa Silivri'de bulabiliriz her an kendimizi. Evet sevgili öğretmenlerim. Şimdi dolaşım sistemine bakacağız. Geçen hafta en son dersimizde pazartesi günü sindirim sistemini anlatmıştım. Sindirim sisteminde özellikle besinlerin emilim mekanizmasını gösterdim. Fakat damarlar kısmını tam anlamıyla oturtamadığımız için sorunlar yaşayabilirdik. Hemen peşine dolaşım sistemini anlatayım istedim ki damarlar hakkında yeterince bilgimiz olsun. Hangi damar nereye bağlı? Bunları adım adım inceleme fırsatımız olsun. Bugün inşallah dolaşım sistemini bitirir, lenf ve bağışıklığa kadar geliriz diye umut ediyorum. Şimdi başlayalım o zaman. Dolaşım sisteminin görevi, yani bir sisteme başlarken o sistemin hangi görevler üstlendiğine şöyle bir bakacak olursak, işte dolaşım sisteminin belli başlı birkaç görevinden birisi nedir? Hücrelere besin ve oksijeni taşımaktır ve hücrelerde oluşan metabolik atıkları da boşaltım organlarına taşımaktır. Böyle bir görev üstlenir genel anlamda dolaşım sistemi. Düşünün bağırsaklarımızdan emilimini yapılan besinlerin karaciğer üzerinden altana toplar damara verilerek buradan bütün hücrelere gitmesi sağlanıyordu. Ve aynı zamanda metabolizma sonucunda oluşan atık maddelerin işte karbondioksitin akciğere işte metabolik diğer atıkların böbreklere ulaşması yine dolaşım sistemi tarafından sağlanmaktadır. Oksijen ve karbondioksit dediğimiz gibi yine dolaşım sistemi ile taşınacaktır. Endokrin sistem anlatmadım daha. Hormonlar kanla taşınır. Bunu vurgulamak istiyoruz. Özellikle hormonlar kan ile taşındığını bileceğiz. Onun için dolaşım sisteminin görevleri arasında hormonları da taşımak bulunacaktır. Başka vücut ısısının düzenlenmesi yani dolaşım sistemindeki kan damarları aslında vücudumuzun metabolizması sonucunda ısınan kan sıvısını bütün vücut sistemimize aktararak bir kalorifer sistemi gibi vücut ısısının belirli standartlarda kalmasında yine yardımcı olmaktadır. Vücut savunması, bağışıklık sistemi elemanlarının büyük bir kısmı yine dolaşım sistemi tarafından hedef bölgelere doğru taşınmaktadır şeklinde yorum yapacağız. Bağışıklığı bugün anlatmayacağım tabii ki ama önümüzdeki derste anlatırım. Bağışıklık üzerinde de konuşacağız. Dolaşım sisteminin çeşitleri kısmına baktığımız zaman iki çeşit dolaşım sistemi göreceğiz. Açık dolaşım ve kapalı dolaşım olmak üzere. Özellikle TYT'den çalışmayın dememin sebeplerinden biri de TYT artık YKS sisteminde açık dolaşım sistemi verilmemektedir. Bunu belirtmek istiyorum. Onun için açık dolaşım ve kapalı dolaşım olmak üzere iki tane sistemimizin olduğundan haberdar olacağız. Şimdi biz yavaş yavaş açık dolaşım nedir buna bakalım. Şimdi açık dolaşım dediğimiz zaman kalp var, atar damar var, toplar damar var ama kılcal damar yok. Kılcal damar yok. Bundan dolayı kan vücuttaki bir boşluğa bırakılır. Aslında kan da değil, hemolenf sıvısı diyeceğiz buna özellikle. Yani kalpten pompalanıyor. Pompalandıktan sonra vücut içinde bir boşluk var. Burası sinüs boşluğu ya da vücut boşluğu olarak ifade edilebilir. Aslında yanlış bir terim kullanıyoruz. Sinüs boşluğu
demek biraz hatalı oldu. Sinüs zaten boşluk demek. Boşluk boşluğu gibi bir saçmalık oluyor ama Türkçe'ye bu şekilde tercüme edildiği için biz de bu şekilde kullanıyoruz. Peki bu durumda açık dolaşımda kalp var, atar damar var, toplar damar var. Ama kılcal damar diye bir damardan söz etmiyoruz. Açık dolaşımın kapalı dolaşımdan en büyük farkı kılcal damarın olmaması. İkinci bir durum ise kan damarlardan çıktıktan sonra sinüs dediğimiz vücut boşluğuna boşaltılması. Yani kan damardan çıkıyor. Zaten açıktan kastımız da budur. Kan damardan çıkıp bu boşluk dediğimiz alana yani sinüse geçiyor. İşte bundan dolayı açık dolaşım ifadesi kullanılıyor. Tabii ki bu canlılarda kan demeyeceğiz bundan sonraki o sıvıya. Hem o lenf sıvısı diyeceğiz. Yani iç lenf sıvısı anlamına da gelen lenf sıvısı olarak bundan bahsedeceğiz. Ve besin bu sıvı içinde bulunur. Ve boşluğa bırakıldığında şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bir vücut boşluğuna lenf sıvısı, hemo lenf sıvısı bırakılıyor ve buradaki etraftaki hücreler bu lenf sıvısındaki besini alıyor. Atıkları da yine bu lenf sıvısının içine bırakıyor. Daha sonra da bu hemo lenf sıvısı solunum sistemleri veya boşaltım sistemleri üzerinden geçirilerek içindeki atık maddeler arındırılmış oluyor. Böyle çalışan bir sistem. Tabii ki bir boşluğa pompalanacak. Boşlukta besinler alınacak. Daha sonra boşluğun içine atık maddeler geri gelecek. Daha sonra tekrar bu hemolenf sıvısı emilip kalbe gelecek. Kalpten solunum ve boşaltım organlarına doğru gidecek. Bu çok yavaş işleyen bir sistemdir. Çok yavaş işleyen bir sistemdir. Onun için kapalı dolaşıma göre çok yavaş işlediğini söyleyebiliriz. Bakın burada bir kalp yapısını görüyorsunuz ve şu atar damarlar, atar damarlardan boşluğa, burası sinüs, modellersek boşluğa bırakılıyor. Hemolenf sıvısı daha sonra vücut bu sıvıdaki besinleri aldıktan sonra toplar damarlar tekrardan kalbe getiriyor ve daha sonra ilgili boşaltım veya solunum organlarına doğru gönderilecektir. Şimdi açık dolaşımla ilgili olarak birkaç şeyden daha bahsedeyim. Kalbin pompalama gücü zayıftır. Çünkü güçlü bir pompalama yapılsa zaten gidecek bir alan da yok. Bundan dolayı kalpleri gelişmemiştir. Sadece basit bir pompalamayla sinüs alanına hemolenf sıvısını bırakır. Daha sonra da geri emilimini yapacak kadar. Yani sıvıyı hareket ettirecek kadar bir ne vardır? Kalbin pompalama gücü vardır. Burada tabii ki önemli bir durumdan bahsedeceğiz. Hemolenf sıvısında hemoglobin bulunmuyor. Yani aslında kanı olmayan hayvanların vücut sıvısı olarak bilinen hemolenf sıvısında oksijen ve karbondioksit taşınmıyor. Oksijen ve karbondioksit bunlar da solunum organlarından doğrudan iletiliyor sevgili öğretmenlerim. Onun için özellikle böceklerde bundan bahsedeceğiz. Trake yapısıyla oksijen hücrelere direkt veriliyor. Karbondioksit de hücrelerden direkt alınıp havaya gönderiliyor. Onun için hemolenf sıvısında oksijen ve karbondioksit özellikle düşünmemenizi istiyorum. Neden? Çünkü hemolenf sıvısında oksijen ve karbondioksit taşıyacak hemoglobin gibi bir pigmentimiz yok. Ha diyeceksiniz ki hocam hiç mi yok? Bizim Türkçe'de vardır ya hani hiç mi yok? İşte hiç miye geldiğimiz zaman bir miktar çözünmüş olarak bulunur. Ama hemolenf sıvısının asli görevi oksijen karbondioksit taşımak değildir. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Burada da belirttim. Hem açık dolaşıma sahip canlılarda kan bulunmaz. Kan yerine hemolenf sıvısı vardır şeklinde yorum yapacağız. Evet, açık dolaşım genel anlamda bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi devam edeceğim açık dolaşımdan.
Neyse bir kapalı dolaşım vereyim. Slide onu koymuşum. Kapalı dolaşım dediğimiz zaman kapalı artık vücut boşluğu değil, damarlar içinde dolaşan bir kan arayacağız. Kapalı dolaşım konuştuğumuz zaman aklımıza kan gelecek. Kalp var, atar damarlar var, kılcal damarlarımız var. Bakın açıkta kılcal yoktu. Bakın burada önemli. Kılcal damar var. Toplar damarda bulunacak. Bakın açık dolaşımdan farklı olarak kılcal damar varlığını görüyoruz. Ayrıca kan damarlar içinde artık dolaşıyor. Boşluğa çıkma diye bir şey söz konusu değil. Şu sağ taraftaki modele bakarsanız kalpten işte atar damara, atar damardan işte kılcal damara gelmiş. Kılcal damardan toplar damara ve oradan da tekrar kalbe geliyor. Bu şekilde kan damarlar içinde dolaşıyor ve damar dışına çıkmıyor. Peki o zaman kandaki besini hücreler nasıl alacak diye soracak olursanız, burada geçirgen olan damar kılcal damardır. Yani kılcal damar geçirgendir. Onun için madde alışverişi kılcal damarlarla sağlanır. Bizde de böyledir. Madde alışverişi kılcal damarlarla sağlanır. Bizim vücudumuzda 2-3 hücrede bir kılcal damar geçer. Çok büyük bir kılcal damar ağına sahiptir bizim vücudumuz. O zaman geçiş yapılan damar kılcal damardır. Diğer damarlar geçirgen değildir. Geçirgen olan kılcal olduğunu söylemiş olayım. Tabii ki artık boşluğa pompalanma olmadığı için sürekli bir boru sistemi içinde kan gönderildiği için artık dolaşımın hızı yüksektir. Bunu da söyleyebilirim. Ve kan da oksijen, karbondioksit taşınmaktadır. Zaten kapalı dolaşımın görevlerinden birisi de solunum gazlarını taşımaktır. Bu şekilde açık ve kapalı dolaşımın farkını vermiş olduk. Şimdi hayvanlarımıza baktığımız zaman omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar artık karşımıza çıkacak. Omurgalı ve omurgasız hayvanlara baktığımız zaman bunlarda farklı dolaşım tipleri göreceğiz. Şimdi gelin birlikte buna bakalım. Burada anlattığım özellikle omurgalı ve omurgasız hayvanların özelliklerini sadece dolaşım sistemi sorularını çözmek için değil, daha sonra anlatacak olduğum sınıflandırma bilgisi sorularını çözmek için de kullanacağız. Çünkü ben sınıflandırma bilgisini en son anlatırım. Neden? Çünkü biz konularımızı öğrene üzerine koya bütün üst noktaya çıktığımızda artık sınıflandırmayı özet bir şekilde kavramamız kolay olacaktır. Değil mi? Eğitim bilimlerinde bunu biliyorsunuz. Sarmal öğrenme modeli olarak bu açıklanır. Evet. Şimdi omurgasız hayvanlarla başlayacağız. Omurgasız hayvanlarda süngerler ve sölenterlerde herhangi bir dolaşım sistemi veya dolaşım ağı yoktur. Dolaşım ağı yok. Çok basit canlılardır. Ve şuradaki şemada da gördüğünüz gibi vücut boşluğu dış yüzeyle temas halinde olduğu için oksijeni havadan alır ve hücrelerine aktarır. Hücrelerde metabolizma sonucunda oluşan karbondioksit de yine dışarıya kolay bir şekilde verilir. Yani sünger ve sölenterlerde özellikle solunum gazlarını vücut yüzeyiyle aktarıldığını size söyleyebilirim. Ve su ve birçok madde aktarımı da yine bu şekilde gerçekleşmektedir. Besinlerin ise genellikle yüzeydeki hücreler tarafından ya endostozla alındığı ya da bir boşlukta sindirileceğinden bahsetmemiz gerekecek. Bu kısmı sindirimde çok anlatmadım ama ihtiyaç hasıl olduğunda anlatırım. Yassı solucanlara baktığımızda solunum gazları vücut yüzeyiyle alınıp verilir yassı solucanlarında. Besinler ise gastrovasküler boşluk dediğimiz bir vücut boşluğunda anüs, ağız aynı yerdir diye bahsetmiştim geçen derste çok az. Çünkü çok detaylı bilmenize gerek yok. Şöyle bir düşünebilirseniz
Böyle bir vücut boşluğu vardır. Gastrovasküler boşluktur burası. Ve şurası hem ağız görevi hem de anüs görevi yapar. İşte şu boşluğa besin alınır, burada sindirilir. Sindirildikten sonra besin molekülleri buraya alınır. Atıklar da buradan dışarıya geri verilir. Onun için yassı solucanlarda da besinler bu sindirim havuzundan alınmaktadır. Onun için yine dolaşım sistemine gereksinim duyulmamaktadır. O zaman süngerlerde, sölenterlerde ve yassı solucanlarda yani gelişmiş bir dolaşım sistemi beklemiyoruz. Devam edelim. Şimdi eklem bacaklılara geldiğimiz zaman genellikle model alınan canlı çekirge olduğu için ben çekirge üzerinden anlatım yapacağım. Fakat diğer eklem bacaklılarda çekirge modeline uymaktadır. Şimdi çekirge modeline baktığımız zaman eklem bacaklılarda sırtta bir tane ana damar bulunur. Sırtta bir tane ana damar bulunur. İşte bu ana damar bir kısmı kalp gibi davranır. Bu ana damarın bir kısmı kalp gibi davranır. Özellikle çekirgelerde sırtta görevli 7 tane 7 ile 10 arasındaki şu bölmeler kalp gibi davranır. Ve şu damarın uç kısmı sinüse açıktır. Arka uç ise kapalıdır. Burası kapalı. Burası açık. Zaten burada belirttim. Arka ucu kapalı, ön ucu ise açık. Kalp görevi yapan bu atar damarlar üzerinde ostium denilen geçitler ya da delikler bulunur. Damar kasıldığında kan, yanlış söyledim gerçi kan demeyeceğiz, hemolenf sıvısı diyelim. Hemolenf sıvısı. Öndeki atar damarın ucundaki açık alandan sinüse yayılır. Yani şuraya yayılır. Sinüs burada boşluğa yayılmış olacak. Daha sonra besinler hücrelere geçtikten sonra atıklar hemolenfe geri verilir. Daha sonra şu kalp görevi gören 7 ile 10 arasındaki bölmeli damar bölümü gevşer. Gevşeyince tabii ki hacmi büyür ve ostiumlardan hemolenf sıvısı tekrar damara girer. Ostiumlardan damara geri girer. O zaman atar damardaki o kalp gibi davranan kısım kasıldığında ön taraftaki boşluktan hemolenf sıvısı sinüse geçiyor. Daha sonra besinler alındıktan, atıklar hemolenfe verildikten sonra kalp görevi gören bu atar damarlar gevşiyor. Gevşeyince ostium boşluklarından içeriye o kirlenmiş olan hemolenf sıvısı geri dönüyor. Evet, bunu da bu şekilde size ifade etmiş olayım. Bundan dolayı çekirgede önemli bir durum vardır. O da ekstra bilmeniz gereken bir durum. Çekirgede atar damar bulunur. Toplar damar diye bir damara da rastlanmaz. Atar damar ve atar damar üzerinde belki de kalp bile yok denilebilir. Ama bu kalp gibi davrandığı için buraya işte kalp adı verilmiştir. Bu şekilde işleyen bir sistem. Çekirgeler için söyleyebileceklerim. Aklınıza takılan sormak istedikleriniz varsa mikrofonunuzu açıp hemen sorun. İlerlemeden sorularınıza cevap vermeye çalışayım. Şimdi yine ikinci model alınan canlı ise halkalı solucandır. Halkalı solucana baktığımız zaman halkalı solucanda basit bir kapalı dolaşıma geçildiğini görüyoruz. Bunun da yine
sırtta bir damar var. Karın bölgesinde çift sıra bir damar var ve sırtla karın arasında bağlantı sağlayan yanal damarlar da var. Sırtta bulunan damarlar ana kalp görevi üstleniyor. Yani şu sırttaki damarlar ana kalp görevi üstleniyor. Halka halindeki şu yanal damarlardansa 5 tanesi yardımcı kalp görevi üstleniyor. Bunlar da yine kalp görevi üstleniyor. Karın kısmında ise bir çift yani 2 tane damar bulunmaktadır. Kılcal damarlar ise daha çok deri altında ve bağırsak yüzeyindedir. Neden? Çünkü halkalı solucanlar deri solunumu yaptığı için kılcal damarlar deri altına dizilmiştir ki yüzeyleri biliyorsunuz kılcal damar başta söylediğim geçirgen damarlardı. Bundan dolayı kılcal damardan dışarıya karbondioksit çıkabilsin ve deri yüzeyinden difüzyonla alınan oksijen de kana geçebilsin. Bundan dolayı deri altı kılcal damarlarla kaplıdır. Ve özellikle gaz değişimi için. Bağırsak etrafı da kılcal damarlarla kaplıdır. Bunun da sebebi emilen besinlerin kana geçmesi için. Onun için kılcal damarlar en çok deri yüzeyinde ve bağırsak yüzeyinde konumlanmıştır. Diğer kısımlar hücre arasına bizde olduğu gibi dağılmıştır kılcal damarlar. Burada yine halkalı solucanlarda da gerçek bir kalp yapısının olmadığını fakat basit bir kapalı dolaşımın olduğunu, kanın damarlar içerisinde aktığını öğrenmiş olduk ve kan sırttaki damarlar ana kalp olarak görev yapıyor ve yandaki damarlarsa yardımcı kalp olarak görev yapıyor. Karın bölgesindeki damarlarsa iletimden sorumlu damarlar olarak görev yapıyor. Kılcalların bir kısmı deri altında konumlanmış gaz alışverişi için, bir kısmı ise bağırsak etrafında konumlanmış. Bunlar da besin almak için. Tabi bunun haricinde boşaltım sistemine doğru da bir yapı var. Onu boşaltımla alakalı bölümde ifade ederim. Şimdi orada kafamızı karıştırmayalım. Ana mantığını burada kavrayabildik mi? Yani halkalı solucanların durumu da basit kapalı bir dolaşım sistemi var. İki tane kalp grubu görüyoruz. Bir ana kalp grubu, bir de yardımcı kalp grubu yanal atar damarların dönüşmesiyle oluşmuş basit bir olay. Bunları bu şekilde söylemiş oldum. Şurada birkaç şey önemli buldum, yazdım. Bunlara bakarsanız derisi dikenliler, eklem bacaklılar, işte bunlar böcekler vesaire oluyor, yumuşakçalar, midyeler ve yengeç gibi omurgasız hayvanlarda açık dolaşım var. Genellikle model olarak bize eklem bacaklılar karşımıza çıkarılıp sorulur. Çoğunlukla çünkü en çok anlatımlarda kullanılan canlı budur. Ama diğerleri hakkında da basit bilginiz olsun. Omurgalı hayvanlardan omurgasız hayvanlardansa halkalı solucanlar, sülükler de bir halkalı solucan tipidir. Sülüklerin bir kısmında, mürekkep balıklarında, ahtapot gibi omurgasız canlılarda ise ne var? Kapalı dolaşım mevcut. Bakın, demek ki omurgasız hayvanlarda kapalı dolaşıma sahip canlı varmış. Ki az önce modelde halkalı solucan üzerinden anlatım yaptık. Onun haricinde sülüklerde, mürekkep balıklarının da ve ahtapot gibi bazı canlılarda yine ne göreceğiz? Kapalı dolaşım göreceğiz. Demek oluyor ki omurgasız hayvanlar hem açık dolaşıma sahip olan türler barındırır
hem de kapalı dolaşıma sahip olan türler barındırır. Ama omurgalı hayvanlara geldiğimiz zaman omurgalı hayvanlarda açık dolaşıma sahip canlı türüne rastlanılmamıştır. Omurgalı hayvanlarda açık dolaşıma sahip canlı türüne rastlanılmamıştır. Bir gün başka birisi bulursa bilemem ama şimdiye kadar yapılan araştırmalarda omurgalı hayvanlarda açık dolaşıma sahip bir canlı türüne rastlanılmamıştır. Evet, devam ediyorum. Omurgalı hayvanlarda dolaşım dediğimiz zaman artık aklımıza ne gelecek? Kapalı dolaşım sistemleri gelecek. Onun için omurgalı hayvanların tamamında gelişmiş bir kapalı dolaşım sistemi vardır. Omurgalı hayvanların dolaşım sistemine baktığımız zaman bir pompalama motoru kalp, atar damarlar, kılcal damarlar ve toplar damarlar olmak üzere 3 tane damar grubu burada göreceğiz. Ekstra tabii ki bir de yardımcı damar grubu var omurgalılarda. O da lenf damarlarıdır. Ama biz burada kan dolaşımını anlattığımız için şu an lenften bahsetmedik. Kan kapalı dolaşım olduğu için artık kan damarı içinde bulunur ve damarın içinde dolaşır. Dışarıya çıkmaz. Kalbinde pompalama görevi yaptığını söyleyebilirim. Halkalı solucanda da ifade etmiştim. Kapalı dolaşımlarda ne vardır? Kılcal damar geçirgen olan damardır. Kan ile hücreler arasındaki madde alışverişi kılcal damarlar ile sağlanmaktadır. Bunu da size ifade etmiş olayım. Bunları genel anlamda bu şekilde söylemiş oldum. Şimdi kapalı dolaşım çeşitlerine baktığımız zaman genellikle iki çeşit kapalı dolaşım görmekteyiz. Bunlardan birisi tekli kapalı dolaşım, bir de ikili kapalı dolaşım. Şimdi tekli ve ikiliyi birlikte yorumlayalım. Şimdi tekli kapalı dolaşımda bilmemiz gereken ana unsur kan kalpte bir kere geçer. Bir turda kalpten kan bir kere geçer. Ama ikili dolaşımda kan kalpten iki kere geçer. O bir tur vücudu attığı esnada kalpten kan iki kere geçer. Nasıl yani? Kalpten kan önce akciğere gider. Akciğerde oksijen alır, karbondioksit verir. Oksijence zenginleştikten sonra kalbe gelir ve daha sonra vücuda gider. Vücutta oksijeni verir, örneğin karbondioksit alır. Oksijence fakir kan kalbe gelir. Bakın, kalbe geldi, kalpten akciğere gitti, akciğerden tekrar kalbe geldi, kalpten vücuda gitti. Bakın, kalbe iki defa vuruyor. Bir döngüde. Fakat tekli dolaşımda, örneğin kalpten pompalanan kan, balıklar için özellikle söyleyeceğiz, solungaçlara gitti. Solungaçlarda oksijen aldı, kan karbondioksit verdi. Oksijence zenginleşen kan tekrar kalbe gelmeden doğrudan vücuda geldi. Vücuda oksijeni bıraktı. Karbondioksiti aldı örneğin. Atık maddeleri aldı. Tekrar kalbe geri geldi. Bakın kalp üzerinden bir kere geçiyor bir turda. Ama ikili dolaşımda iki kere geçmiş oluyor. Şimdi gelin birlikte balıklara bakalım. Balıklarda zaten tekli dolaşım göreceğiz. Tekli dolaşım. Onun için balıklara baktığımız zaman kalp bir kulakçık ve bir karıncık olmak üzere iki bölümlü. Balıkların kalbi iki bölümlü. Bir kulakçık, şurası, bir de karıncık olmak üzere iki bölümlü. Ve kalbe vücuttan oksijence fakir kan gelir. Onun için kalpteki kanın karbondioksit oranı fazla, oksijen oranı düşüktür. Ve kalpten pompalanan kan solungaçlara gönderilir solungaç atarıyla ve solungaçlarda oksijeni verir, oksijeni alır, karbondioksiti verir ve zenginleştikten sonra yine atar damar üzerinden
nereye gelecek? Vücuda gelecek. Onun için balıklarda solungaçlar iki atar damar arasında konumlanır. Kalpten solungaca getiren atar damar, solungaçtan da vücuda gönderen atar damarların arasında solungaçlar ve solungaç kılcalları yer alır. Bunu bu şekilde ifade etmiş oldum. Yani tekrar solungaçtan vücuda geri dönmez. Balıklar için ekstra bir durum. Şevval öğretmenim senin için lazım olabilir. Balıklarda lenf dolaşımı gözlenmez. Daha doğrusu bulunmaz. Öyle basitçe ifade etmiş olayım. Lenfatik sistem balıklarda yok. Demek ki sınıflandırmada, canlıları sınıflandırırken aslında ne yapıyoruz omurgalı hayvanları sınıflandırırken? Balıklar, amfibiyalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler diye sınıflandırıyoruz ki özellikleri artan şeklinde, üstün özellikleri artan şeklinde grupluyoruz. Burada balıklarda lenf dolaşımının olmadığını da ifade etmiş olayım. Amfibiyalar, iki yaşamlılar diye tabir ettiğimiz kurbağaların içinde bulunduğu grup. Buraya baktığımız zaman ise bunlarda ikili dolaşım başlıyor. Demek ki balıklardan sonraki amfibiyalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerde artık ikili dolaşım mevcut. Balıklarda ise tekli dolaşım var. Şimdi amfibiyalara baktığımız zaman iki tane kulakçık karşımıza çıkıyor. Sağ ve sol olmak üzere iki tane kulakçık ve bir tane de karıncık karşımıza çıkıyor. Ve kalpleri 3 odacıklı olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Kalpte oksijence fakir kan, sağ kulakçıkta oksijence zengin kan ise sol kulakçıkta bulunur. Tekrar ediyorum burayı. Kalpte oksijence fakir kan, sağ kulakçıkta oksijence zengin kan ise sol kulakçıkta bulunur. Fakat oksijence zengin ve fakir kan karıncıkta karışır. Karıncıkta karışıyor. Bundan dolayı amfibiyalar karıncıktan vücuda ve karıncıktan akciğere pompaladıkları kan karışıktır. Karışık kan pompalanır. Bundan dolayı bu canlılar vücut ısılarını kontrol edemezler ve çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklıkları değişkendir. Onun için kurbağaları veya buna benzer canlıları şu ara görebilirsiniz. Doğada yaz aylarında görebilirsiniz. Fakat kış aylarında göremezsiniz. Neden? Kış uykusuna yattılar. Niye? Çünkü kan sıcaklığı çevreye bağlı olduğu için vücut sıcaklıkları değişken ve çevre sıcaklığına bağlı olarak metabolizmaları yükselip alçalmakta ve iyice metabolizmaları düştüğünde de kış uykusuna yatmaktadırlar. O zaman amfibiyalarda iki kulakçık, bir karıncık var. Oksijence zengin kan sol kulakçıkta, oksijence fakir kan sağ kulakçıkta. Bir karıncık olduğu için kulakçıklardaki kanlar karıncığa boşaldığından dolayı karıncıkta oksijence zengin ve fakir kan karışmakta. Bu karışımın neticesinde karıncıktan akciğere pompalanan kan da karışık olmakta. Yine karıncıktan vücuda pompalanan kan da karışık olmaktadır. Peki bu durumda amfibiyalar karışık kan pompaladıkları için akciğerlerinden yeterince oksijen alamamakta ve solunum sistemlerini destekleyici olarak bunlarda deri solunumu gelişmiştir. Solunum sistemlerini destekleyici olarak, akciğerlerini destekleyici olarak deri solunumu sistemi bunlarda da gelişmiştir. Sürüngenler dediğimiz zaman ise karşımıza yine amfibiyalardaki gibi iki kulakçık ve bir karıncık olmak üzere 3 odacıklı
kalp gelecek. Fakat karıncıkta yarım bir perde göreceğiz. Bakın şu karıncığın ortasında şurada bir yarım bir perde görünüyor. Zaten buradaki ifadede görüyorsunuz tamamlanmamış bölme olarak ifade edilmiş. Demek ki karıncıkların birbirinden ayıran tam bir perdelenme yok. Ama belli bir oranda perdelenme var. Bu perdelenmenin varlığı, oksijenle zengin ve fakir kanın amfibiyalarda olduğu kadar karışmasına müsaade etmez, engeller. Bunlarda da vücuda, karışık kan pompalanır ama amfibiyaya göre daha az karışmış kan pompalanır. Amfibiyalarda ise tamamen karışmış kan pompalanıyordu. Sürüngenlerde ise daha az karışmış kan pompalanır. Bunun sebebi de karıncıkların arasında bir perdenin varlığı ama tam bir perde değil. Yine bunlarda da oksijence zengin kan sol kulakçıkta, oksijence fakir kan sağ kulakçıkta, karışık kanlar karıncıktadır diye söylüyorum ama karışma oranı daha düşük. Burada ifade etmem gereken bir grup canlı olan timsahlar. Timsahlar grubuna baktığımız zaman kalpleri dört odacıklıdır. Ve bunların kalplerinde kan birbirine karışmaz. Oksijence fakir kan sağ kulakçıktan sağ karıncığa iner. Sağ karıncıktan da akciğer atarı üzerinden akciğere pompalanır. Sol kulakçıktan sol karıncığa inen oksijence zengin kan yine aynı şekilde aort üzerinden bütün vücuda gönderilir. Bunlarda istisna bir durum vardır. O da şudur. Akciğer atar damarı ile aort arasında bulunan bir panizza denilen kanal var. Bir bağlantı var, bir delik var. Burada kan karışımı olabiliyor. Ne zaman olur? Timsah suya girdiğinde. Timsah suya girdiğinde üzerindeki suyun da basınç etkisiyle kan damarları vücut büzüşeceği için, sıkışacağı için akciğer atarı ile aort birbirine çok yaklaşır ve o geçit kanalından basınç etkisiyle kan birbirine karışır. Bu karıştırılma özel bir adaptasyondur. Timsahlar su altında karışık kanı vücutlarına göndererek vücutlarına giden kanın oksijen oranını düşürmekteler. Böylece oksijen oranı düşen vücutlarının metabolizmalarını azaltabilmekte. Böylece su içinde daha uzun süre kalabilmektedirler. Çünkü su içinde burunlarını aşağı suyun içine çekerek saklanmaları gerekir avlarını yakalayabilmek için. Bundan dolayı metabolizmalarını düşürmeleri gerekir. Çünkü metabolizma hızlı olursa kandaki oksijeni hızla tüketecekler ve tekrar dışarıya çıkıp oksijen almak zorundalar. Ama kanı karıştırdıkları zaman daha düşük bir metabolizmayla daha yavaş bir oksijen tüketimi elde edecekler. Böylece uzun süre suyun altında saklanmayı başarabileceklerdir. Ama suyun dışına çıktıklarında timsahlar diğer hayvanların saldırısına maruz kaldığı için daha hızlı metabolizma ve harekete kavuşmak zorundalar. Bundan dolayı timsahlar suyun dışına çıktıklarında panizza kanalından akciğer atarıyla aort arasında kan akışı meydana gelmez. Ama suya girdiklerinde meydana gelir. Bu onlar için bir adaptasyon olarak karşımıza çıkacaktır. Bunu bu şekilde ifade etmiş olayım. Panizza kanalı bazı kitaplarda işte sağ karıncık ile sol karıncık arasında gibi ifade edilir. Bu bilgi hatalıdır. Özellikle TYT kitaplarından falan baktığınızda işte sağ kulakçık karıncık ile
sol karıncık arasında diye yazarlar. Bu bilgi külliyen yanlıştır. Panizza kanalı aort ile akciğer atar damarı arasında bulunmaktadır. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Zaten buradaki görselden de bunu görebiliyorsunuz. Kuşlar ve memelilere geldiğimiz zaman artık en gelişmiş iki sınıf baktığımız zaman bunlarda artık dört odacıklı kalp yapısı göreceğiz. Kalbin sağ tarafı oksijence fakir kanı, kalbin sol tarafı ise oksijence zengin kanı barındırır. Ve iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere dört odacıklı olan bu kalpte herhangi bir kan karışması söz konusu değildir. Ve akciğer atarıyla aort arasında da bir bağlantı falan yoktur. Panizza gibi falan kanal yoktur. Bundan dolayı bu canlılarda kan karışması söz konusu değildir. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Kalbin sağ tarafı, sağ kulakçık, sağ karıncık, oksijence fakir kan barındırır. Sol kulakçık, sol karıncık ise oksijence zengin kan barındırır. Örneğin alt ve üst ana toplar damardan sağ kulakçığa gelen oksijence fakir kan sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçer. Sağ karıncıktan pompalanır. Akciğer atar üzerinden akciğere gider. Akciğer oksijenlendirir kanı, karbondioksitle arındırır ve oksijence zenginleşmiş kan sağ kulakçığa ulaşır. Sağ kulakçıktan sağ karıncığa geçer ve sağ karıncık, pardon söyledim ya, sol kulakçığa gelir. Akciğerde oksijenle zenginleşmiş kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçıktan sol karıncığa geçer ve sol karıncık üzerinden aorta pompalanır. Aortta bütün vücuda bu oksijence zenginleşmiş kanı gönderecektir. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Kuşlarda aort sağa doğru yay yapar. Memelilerde ise sola doğru kıvrılarak yay yapar. Bu da kitaplarda geçen, akademik yayınlarda geçen bir bilgidir. Sorarlar mı bilmiyorum. Ben de yine de bir cümle ifade edeyim istedim. Evet, şimdi artık genel anlamda dolaşım sisteminin ana çatısını gördük. Buraya kadar aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey var mı? Varsa sorularınızı alayım. Sonra insanda dolaşım sistemi üzerinden devam edeceğim. Zaten en çok soru sorulan kısım burası. Bunu da ifade etmiş olayım. Var mı öğretmenlerin buraya kadar aklınıza takılan, sormak istediğiniz ya da ilave etmek istediğiniz? Şevval öğretmenin var mı sormak, ilave etmek istediğim bir şey? Sormayı geçtim. Peki, sesim mi gitmiyor? Bilemedim. Geliyor hocam sesiniz. Geliyor, tamam. Evet, şimdi devam ediyorum o zaman. Kimseden soru yoksa. İnsanda dolaşım sistemi. İnsan zaten memeliler sınıfının bir üyesi olduğu için artık insanda ikili dolaşım, yani küçük dolaşım ve büyük dolaşım, diğer adıyla pulmoner dolaşım ve sistemik dolaşım olmak üzere iki dolaşımı insanlarda göreceğiz. Şimdi insan dolaşım sistemine baktığımız zaman işte kalp göreceğiz. Kan damarlarından bahsedeceğiz. Damarın içinde gezen kandan bahsedeceğiz. Bugün bu üçünü anlatırım. Lenf damarları ve bağışıklıkta yine insandaki dolaşım sisteminin bölümleri arasında yer alacaktır. Burada bakarsak kalbin sağ kulakçığı, sağ kulakçığına bağlı iki tane damar var. Üst ana toplar damar ve alt ana toplar damar olmak üzere iki tane toplar damar sağ kulakçığa oksijence fakir kanı getirir. Sağ kulakçıktan sağ karıncığa aktarılır. Sağ karıncık pompaladığında akciğer atar damarı ile bu kan akciğerlere gönderilir. Akciğerlerde oksijence zenginleşen kan akciğer toplarları aracılığıyla sol kulakçığa
gelecektir ve sol kulakçıktan sol karıncaya pompalanır ve sol karıncıktan da aort üzerinden bütün vücuda gönderilecektir. Bunu adım adım irdeleyelim şimdi. Evet, önce bir kalbin yapısını görelim. Kalp yapısına baktığımız zaman, genel olarak hep ifade ettiğim kısım sağ kulakçık, sol kulakçık. Bunlar artık öğrendiğimiz yapılar. Sağ karıncık ve sol karıncık olmak üzere 4 bölüm. Bunun haricinde şimdi şunları da görelim. Kalbin sağ kulakçığına 2 tane damar bağlanır. Birisi alt ana toplar, diğeri de nedir? Üst ana toplardır. O da buraya bağlanacak. Üst ana toplar. Bunlar kalbin sağ kulakçığına bağlanacak. Kalbin sol kulakçığına ise ne bağlanacak? Akciğer toplar damarları bağlanacaktır. Kalbin sağ karıncığına ise akciğer atarları bağlanacaktır. Akciğer arteri ya da akciğer atarı bağlanacaktır. Kalbin sol karıncığına ise Hazreti aort bağlanacaktır. İşte bu da buraya vermişler gerçi. Aortu göreceğiz. Şimdi yapıyı vereceğim adım adım. Ama bunun üstünden biraz devam edeyim. Sonra sunuda zaten ifadeler yer almakta. Şimdi sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında atrioventriküler kapakçıklar bulunur. Atrioventriküler kapakçık. Bu kapakçık üçlüdür. Üçlü. Onun için bunlara tricuspid kapakçıklar da denir. Atrioventriküler kapakçık. Nerede? Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında. Bunlara tricuspid de denir. Atrioventriküler kapakçıklara özel olarak. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında ise yine atrioventriküler kapakçık vardır. Ama buradaki kapakçık ikilidir. İkili. İkili olduğu için buna bicuspid veyahut diğer adıyla mitral kapakçık adı verilmektedir. Ne deniyormuş? Mitral. Mitral kapakçık olarak da adlandırılır. Bu kapakçıklar sayesinde kan kulakçıktan karıncaya gider. Fakat karıncık kasıldığında karıncıktan geri kulakçıya dönmesini engeller. Hangi kapakçıklar engelliyor? Atrioventriküler kapakçıklar engelliyor. Sağda üçlü, solda ikili. Peki kan karıncıklardan pompalandığında gerek akciğer atarına gerekse aorta pompalandığında pompalanan kanın geri dönmesini engelleyen semilunar kapakçıklar vardır. Gerek akciğer atarına kan pompalandığında geri gelmesini engelleyen gerekse aorta kan pompalandığında geri gelmesini engelleyen kapakçıklar bulunur. Bunlara semilunar kapakçıklar denir. Bunların görevi de damarlara pompalanan kanın geri dönmesini engellerler. Damarlara pompalanan kanın geri dönmesini engelliyorlar. İşte bu kapakçıklarda problem olduğunda vücuda pompalanan kan özellikle geri dönüyor. Aortun sol karıncıkla bağlantı noktasındaki bu kapakçık problemli olduğunda aorta pompalanan kan geri dönüyor
ve vücuda yeterince kan gitmiyor. Bu da metabolik birçok problemin ortaya çıkmasına, metabolizmanın yavaşlamasına ve kalp atım ritminin yükseltilmesi gibi birçok soruna yol açıyor. Özellikle duyarsınız çevrenizde kalp kapakçığı sorunu denir. İşte kalp kapakçığı sorunu denildiğinde genellikle aort ile sol karıncık arasındaki semilunar kapakçıktan söz edilir ki vücuda gönderilen kanın bir kısmı geri kalbe dönüyormuş. Bunu çevrenizde duymuşsunuzdur. Kalp kapakçığı sorunu olarak ifade edilmektedir. Şimdi kalp yapısını detaylıca inceleyelim. Kalpte en dışta bir yapı var. Bir bağ doku var. Çift katlı bir bağ doku. Biz bu bağ dokuya perikard ismini veriyoruz. Ne diyormuşuz biz bu bağ dokuya? Perikard ismini veriyoruz. Onun altında kalbin kasılıp gevşemesini sağlayan, güçlü kas yapısını sağlayan bir kalp kası tabakası bulunur. Kalp kasına da miyokard adı verilmektedir. Kalp kasına da miyokard tabakası adı verilmektedir. Kalbin kendini besleyen damarlar da bu kas tabakasının arasında bulunur. Özellikle kalp kası en çok sol karıncığın etrafında kalınlaşır. Buraya yazmak istiyorum. Sol karıncık etrafındaki kas en kalındır. Kalpteki kaslara baktığımız zaman en kalın kas sol karıncık etrafında. Niye? Sol karıncık pompaladığında bütün vücuda kan gidebilmelidir. Bütün vücuda kan gidebilmeli. Bundan dolayı sol karıncığın etrafında kalın bir kas tabakası bulunmaktadır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Endokard tabakası ise kalbin içini örten epitel tabakadır. Kalbin iç yüzeyini örten epitel tabakadır. Bu epitel tabaka geçirgen değildir. Buraya yazayım onu. Geçirgen değildir. Bundan dolayı kalp kendi içindeki kandan beslenemez. Kalp kendi içindeki kandan beslenemez. Aort üzerinden kalp içine doğru kan damarı uzanır. Kalp atarı diye geçen bu damar kalp kasının arasında sağa sola ikiye dallanır ve koroner arterleri ya da koroner atar damarlarını ortaya çıkarır. Onun için kalp içindeki sıkı dizilmiş epitel hücrelerden dolayı içinde bulunan kandan besin alamaz ve atık bırakamaz. Kalp iç yüzeyini geçirimsiz kılan sıkı dizilmiş bu epitel hücrelerdir. Bunu bu şekilde söylemiş olayım. Geri kalanlara devam edelim. İşte iki kulakçık iki karıncıktan oluşur. Artık bunu ifade ettik. Sağ kulakçık ve sağ karıncık oksijence fakir. Sol kulakçık ve sol karıncık oksijence zengin. Trikuspit dedik biraz önce. Değil mi? Sağ kulakçık ve sağ karıncık arasında bulunan kapakçıktı. Bir küspit diğer adıyla mitral ise sol kulakçık ve sol karıncık arasında bulunan neydi? Kapakçıklardı. Şurada da zaten görüyorsunuz. Atrioventriküler kapakçıklar üçlü olan sağda, ikili olan solda. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Ve yarımay kapakçıkları dediğimiz kapakçıklar. Semilunar kapakçıklar. Şurada ifade ettiklerim. Türkçesini burada verdim. Semilunar kapakçıklar. Semilunar kapakçıklar neredeydi? Aort ile sol karıncık arasında ve akciğer atarıyla yine sağ karıncık arasında. Yani atar damarlara kalp tarafından pompalanan kanın geri dönmesini engelleyen kapakçıklar olarak bizim karşımıza çıkacaktır.
Bunları da bu şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi geldik. Kalp kendini nasıl besler? Az önce söyledim. Kalp kendi içindeki kandan beslenemez. Niye? O endokard tabakasındaki epiteller çok sıkı dizili olduğu için arka katmana doğru besin geçirmezler. Geçirimsiz bir alan yaratırlar. O zaman kalbin beslenmesi gerekiyor. Kalbin beslenmesi için kalp aorttan dallanan bir damar ile beslenir. Bunu bu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Peki, aorttan ayrılan atar damar kalpte ikiye dallanır ve sağ tarafa ve sol tarafa besin aktarır. Biz buna koroner damarları diyoruz. İşte bu koroner damarları sayesinde kalp besleniyor sevgili öğretmenlerim. Peki, koroner damarlarında daralma veya tıkanma söz konusu olursa enfarktüs yani kalp krizi ortaya çıkar. Kalp krizinin sonu ölüm olabilir. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Demek ki kalp kendi içindeki kandan değil, aorta pompaladığı kandan besleniyor. Neden? Çünkü aorttan ayrılan bir damar kalp atarı kalbin sağ ve sol taraflarına ikiye dallanmış olarak giriyor ve bu ikiye dallanmış olan her bir dala koroner arterleri deniyor. Sağ koroner, sol koroner olarak da bunları göreceğiz. Evet, burada da görebiliyorsunuz ikiye dallanmış koronerler. Evet. Şimdi kalp nasıl çalışır? Buna bakalım. Kalp genel olarak kendi kendine kasılma ve gevşeme ritmini başlatır. Onun için kalp kasının kasılması ve gevşemesi olayını tetikleyen bir yapı vardır. Sinoatrial düğüm. Bahsedeceğim birazdan. O sinoatrial düğüm sayesinde ya da diğer adıyla pacemaker kalp çalışması tetiklenir. Şimdi kalp çalışmasına baktığımız zaman kalp kasının kasılmasına sistol, gevşemesine de diastol adını veriyoruz. Kulakçıklar kasıldığında karıncıklar gevşemiş olduğu için kulakçıklardaki kan karıncıklara pompalanır. Daha sonra kulakçıklar gevşer. Karıncıklar kasıldığında ise kan vücuda sol taraftaki, sağ taraftaki ise akciğer yapısına pompalanır. Ve kalp karıncıkları kasıldığında kulakçık gevşemiş durumdadır. Kulakçık kasılıyken karıncık gevşemiş durumdadır. Bir de kalbin dinlenme periyodu vardır. Süre olarak vereceğim şimdi. Bu dinlenme periyodunda kalbin hem kulakçığı hem de karıncığı gevşemiş durumdadır. Dinlenme periyodunda kalbin hem kulakçığı hem de karıncığı gevşemiş durumdadır. Bu süreçte hem kulakçıklara hem de karıncıklara az da olsa kan dolmaktadır. Bu süreçte kulakçık ve karıncıklara kan dolmaktadır. Önemli bir bilgi, kalp yapısına baktığımız zaman kulakçık ve karıncık aynı anda kasılı olamaz. Kulakçık ve karıncık aynı anda kasılı olur ise o zaman ne olacak? Yüksek bir basınç binecek damarlara. Bu da özellikle kılcal damarların patlamasına neden olabilir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi kalbin bir atım döngüsüne bakalım. Şimdi şuradan başlayalım. Buraya bir diyelim. Kulakçıkların kasılması. Bir kalbin uyarılması sonucunda kulakçıkların kasılması yaklaşık 0,1 saniyelik bir süre almaktadır. Ve bu sayede kulakçıklardaki kan karıncıklara pompalanır. Daha sonra kulakçıklar gevşer ve kulakçıklar gevşerken karıncıklar kasılır ve karıncıklar kasıldığında karıncıklardaki kan akciğere ve aorta pompalanır. Karıncıklardaki kan akciğere
ve aorta pompalanır. Karıncıklardaki kanın akciğere ve aorta pompalanması, yani karıncıkların kasılma süresi yaklaşık 0,3 saniyedir. Daha sonra kalp dinlenme periyoduna girer. Dinlenme periyodu da kalbin yaklaşık 0,4 saniye kadar süren zaman dilimidir. Buradan hareketle kalp ortalama 0,8 saniyede bir atım döngüsünü tamamlar. Buna kardiyak döngüsü de denir. Kalp atım döngüsü, kardiyak döngüsü de denir buna. Böylece kulakçıklar kasıldı 0,1 saniye. Sonra kulakçıklar gevşedi. Karıncıklar kasıldı 0,3 saniye. Daha sonra karıncıklar da gevşedi ve dinlendi. Şimdi şunları da bilmemiz gerekiyor. Kulakçık kasılırken karıncık gevşemiş durumdadır. Karıncık kasılırken kulakçık gevşemiş durumdadır. Dinlenirken her ikisi de gevşemiş durumdadır. Peki kulakçığın toplam gevşemiş hali süresi, gevşemiş durumdaki süresi, buna bakarsak karıncık kasılırken kulakçık gevşemiş. 0,3 saniye sürede kulakçık gevşek. Dinlenmede de kulakçık gevşek. 0,4 de burası. Yani 0,7 saniyelik süre boyunca kulakçık gevşektir. Kulakçık gevşektir toplam. Karıncık ne kadar gevşek kalır? Toplam gevşemiş durumuna bakarsak süresine 0,4 saniye dinlenmede gevşek. Kulakçık kasılırken karıncık gevşek. 0,4 artı 0,1 0,5 saniyede ne olacak? Kulakçık kasılırken karıncığın gevşeme süresi artı dinlenmedeki gevşeme süresi toplam 0,5 saniye süreyle ne olacak? Karıncık bir kardiyak döngüsünde gevşemiş durumdadır. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. 0,8 saniye tutar yaklaşık kalbin bir atım döngüsü. Bu da yetişkin bir insanın bir dakikada kalbinin 75-80 atım yapması demektir. Sizin gibi 30 yaş altı öğretmenlerimin ise bu 75-80, 85-90-100 atıma kadar çıkabilmektedir. Çünkü yaşla bağlantılı olarak atım döngüsünde bir düşme ortaya çıkacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Burada da yine bilim kitaplarında gördüğümüz bir atım döngüsünün şekli 0,1 saniye, 0,3 saniye, 0,4 saniye olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Şimdi bunları anlattığımıza göre kalbin çalışmasını düzenleyen özel yapılara bakalım. Çünkü kalbin atımını tetikleyen önemli yapı sinirsel ağlardır. O zaman kalbin kendinde özel bir ağ bulunur. Bu özel ağ sayesinde kalp kendi atım ritmini düzenleyebilmektedir. İşte kalpte atımı başlatacak olan yapı sinoatrial düğüm, diğer adıyla pacemaker sistemidir. Pacemaker. Pacemaker sistemi sağ kulakçığın üstünde üst ana toplar damarın girişine yakın bir bölgede bulunur ve kalbin çalışması için, kasların kasılması için elektriksel uyarıyı başlatır. Böylelikle sinüatriyal düğüm kulakçıkların kasılması için ana uyarıyı başlatmış olur. Daha sonra kulakçıkların kas yüzeyine yayılmış olan elektriksel uyarı kulakçık kaslarının hızlıca kasılmasını sağlar. Kulakçık kaslarının hızlıca kasılmasını sağlar. Daha sonra
Daha sonra kulakçık kasları kasıldıktan sonra sağ karıncığın üstünde, sağ karıncığın üstünde ve sağ kulakçığın altında şu bölgede atrioventriküler düğüm diye ifade edilen bir yapı var. Atrioventriküler düğüm. Kulakçıklardaki kaslara yayılmış olan uyarının bir kısmını atrioventriküler düğüm alır. Toplar ve histemeti aracılığıyla hızlıca karıncık kas hücrelerinin arasına yayar. Karıncık kas hücrelerinin arasına yayar. Bu durumda karıncık kas hücreleri elektriksel olarak uyarılır. Yani sinirsel uyarı almış olur ve karıncık kasları da kasılır. Böylece kardiyak döngüsü, yani kalp atım döngüsü sağlanmış olacaktır. Tekrar ediyorum bakın. Pacemaker, diğer adıyla sinatriyal düğüm sayesinde sağ kulakçığın üstünde, üst ana toplar damara yakın bölgeden elektriksel olarak atım ritmi başlatılır. Ve başlatılınca kulakçık kasları uyarılır. Kulakçık kasları uyarılınca kulakçık kasları yukarıdan aşağı doğru piramidal olarak kasılır. Ve çünkü kas yüzeyine yayılmış bir elektriksel uyarı kulakçık kaslarının kasılmasını tetikler. Kulakçık kasları kasıldıktan sonra kulakçıklardaki kan karıncıklara pompalanmış olur. Kulakçıklardaki kan karıncıklara pompalanmış olur. Karıncıklara kan pompalandıktan sonra kulakçıkların yüzeyinde ilerlemekte olan elektriksel uyarı sağ kulakçık ile sağ karıncığın arasına ulaştığında burada yer alan atrioventriküler düğüm kaslardan gelen elektriksel uyarının bir kısmını alır ve histemeti dediğimiz hızlı iletim sağlayan özelleşmiş yapılar üzerinden karıncıklara dallanmış histemeti yapılarına aktarır. Karıncıklara dallanmış histemeti yapılarına da Purkinje lifleri denir. Ve böylelikle karıncıkların arasına özelleşmiş yapılarla, sinirsel özelleşmiş yapılarla uyarı karıncık kaslarının arasına elektriksel olarak hızla verilir. Ve elektriksel uyarıyı alan karıncık kasları bu sefer kasılır. Karıncık kasları kasıldığında ise, karıncıklardaki kan akciğere veya aorta pompalanır. Sağ karıncıktaki akciğere pompalanır, akciğer atarı üzerinden. Sol karıncıktaki aort üzerinden vücuda pompalanmış olur. Böylelikle kalbin bir atımlık döngüsü, yani kardiyak döngüsü tamamlanır. Sinatriyalden başladı, atrioventriküler, histemeti, Purkinje. Sinatriyal uyardığında kulakçıklar kasıldı. Uyarıyı atrioventriküler alınca histemet üzerinden Purkinje'ye aktarır ve karıncıklar kasılır. Bu şekilde düşüneceğiz. Tabii ki sinatriyal düğüm aynı zamanda kasılma ritmini de kontrol eden bir yapıdır. Bunu da söylemiş oldum. Atrioventriküler, az önce anlattım artık bunları, ne işe yaradıklarını, histemetleri ve Purkinje lifleri hakkında bilgimiz olmuş oldu. Demek ki kalbin atım ritmini de kontrol eden özel yapıları burada irdelemiş olduk. Evet, burada gördüğümüz gibi sinatriyale aynı zamanda pacemaker da denilmektedir. Pacemaker kasılma için uyarı dalgaları üretti. Nerede bu? Sağ karıncı kulakçığın en üstünde, üst ana toplara yakın bir kısımda. Daha sonra kulakçıklar kasıldı. Kulakçıklar kasılacak. Çünkü uyarı kulakçıklara yayıldı. Daha sonra kulakçıklar kasıldı. Kulakçıklar kasıldıktan sonra o elektriksel uyarının bir kısmını atrioventriküler düğüm aldı. Atrioventriküler düğüm alınca histemetleri üzerinden Purkinje'lere hızla aktardı. Purkinje'ler bunu karıncıklardaki kaslara yaydı. Karıncıklardaki kaslar
elektriksel olarak uyarılınca karıncıklar kasılmış oldu. Bunu da bu şekilde size yine göstermiş oldum. Aynısını tekrar mı var? Evet, aynı slide tekrar varmış. Şunu uçuralım. Evet. Şimdi birkaç durumdan daha bahsedeyim. Ara vereceğim. Kalp atışını hızlandıran faktörlere baktığımızda 3-4 tane faktör göreceğiz. Bunlardan birisi sempatik sinirler, hormonlardan adrenalin, tiroksin, vücut sıcaklığının artışı. Bunlar kalbin atım ritmini hızlandırır. Tabii ki sempatik sinirler kalbin atım ritmini hızlandıran sinirlerdir. Tabii ki ekstra karbondioksitin kanda artması, kan pH'ın düşmesi de yine kalbin atım hızını artırır. Bunlar hakkında da yorum yaparız. Kalp atımını yavaşlatan 3 tane önemli faktör burada var. Bunları sıraladım. Parasempatik sinirler, asetil, kolin ve vagus siniri. Vagus siniri kalbin çalışmasını dinlenme durumunda özellikle yavaşlatan sinir olarak karşımıza çıkar. Asetil kolin hormonu vagus sinirinin ucundan nörotransmitter madde olarak yayılır, salgılanır ve kalbin çalışmasını hızını baskılar. Bu şekilde bunları da kısaca söylemiş olayım. Biraz önce bir şeyi uçurduk ama yanlış mı yaptık? Şunu bir geri getireyim ya. Yok, aynı şey yerdi. Benim tansiyon slaytım nereye gitti ya? Allah Allah. Benim tansiyonla alakalı bir sunum vardı. Kaydı durdurmuştum, evet. Tekrar edeyim. Nabız, kalp atım ritminin damarlarda hissedilir haline, hissedilmesine biz nabız diyoruz. Tansiyon ise kalbin kanı damarlara pompaladıktan sonra damarın iç yüzeyine kanın yaptığı basınca da tansiyon diyoruz. Tekrar söylüyorum. Kalp kanı damarlara pompaladığında damarlardaki kanın damarın iç yüzeyine yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz. Şimdi peki o zaman büyük tansiyon ve küçük tansiyon ne? Büyük tansiyon yani sistolik tansiyon karıncıklar kasıldığında, aorta kan pompalandığında oluşan, atar damarlarda oluşan yüksek basınç büyük tansiyondur. Yüksek basınç, büyük tansiyon. Karıncıklar kasıldığında, özellikle sol karıncık kasılıp kanı aort üzerinden atar damarlara pompaladığında, atar damarların iç yüzeyinde oluşan yüksek basınca biz büyük tansiyon diyoruz. Büyük tansiyonun ortalama değeri, örneğin 120 milimetre civa olarak düşünülebilir. Bu halk arasında 12'ye karşılık gelir. Küçük tansiyon ise karıncıklar kanı pompaladıktan sonra karıncıklar gevşer. Karıncıklar gevşedikten sonra damarlarda ilerleyen kanın yani kalp dinlenirken damarlarda ilerleyen kanın damarın iç yüzeyine yaptığı basınç ise küçük tansiyondur. Örneğin burası da 70 milimetre civa olarak verebiliriz. Yani insanların kalplerinin karıncıkları kasıldığında aorta pompalanan kanın atar damarlardaki kanı artırmasından sonra atar damarların iç yüzeyine yapılan yüksek basınç büyük tansiyon, karıncıklar gevşediğinde damarlarda ilerlemekte olan kanın damarın iç yüzeyine yaptığı düşük seviyedeki basınç küçük tansiyon olarak
karşımıza çıkar. Hipertansiyon ise sağlık otoritelerinin belirlediği üst limitten yukarıda olan büyük tansiyon ve küçük tansiyon olaylarını ifade etmek için kullanılır. Sağlık otoriteleri tarafından belirlenen büyük ve küçük tansiyon üst limitlerinin üstündeki değerleri ifade etmek için hipertansiyon kullanılır. Genellikle 14 ya da biz yazalım 140 milimetre civa ve daha fazlası ve 90 milimetre civa ve daha fazlası için küçük ve büyük için baktığınızda hipertansiyon olarak kabul edilebilmektedir. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi kan damarlarına geçeceğiz. Devam edelim. Şimdi kan damarları kısmına geldik. Kan damarı çeşitlerine baktığımız zaman atar damar diye tabir edeceğimiz arterlerimiz var. Vena diye tabir edeceğimiz toplar damarlarımız ve kapilla diye tabir edeceğimiz kılcal damarlarımız olmak üzere 3 çeşit damar sisteminin detayını göreceğiz. Arterler ya da atar damar şöyle aklınızda kalsın. Kalpten atılan kanı götüren yani kalpten pompaladığımızda o kanı götüren damarlardır. Onun için kalpten uzaklaştıran. Kalpten nereye uzaklaştırıyoruz? Organlara, dokulara uzaklaştırıyoruz. Demek ki o zaman kalpten uzaklaştırdığımız kan atar damarlar ile ilgili organlara gider. Örneğin kalpten aorta pompaladık. Aort bir atar damar. Aort nereye? Karaciğere, mideye, böbreğe kanı götürüyor. Demek ki bu kalpten uzaklaştırılan kanı götüren damarlar atar damar olarak karşımıza çıkacak. Organlardan kalbe kanı getiren damarlar ise toplar damar olarak karşımıza çıkacak. Kılcal damarlar ise atar ve toplar arasında genellikle bulunur ve madde geçişini sağladığımız damarlar olarak karşımıza çıkacaktır. Bunu da ifade etmiş olayım değerli öğretmenlerim. Şimdi atar ve toplar damarlara baktığımızda genel anlamda yapı itibariyle bariz farklılıklar göreceğiz. Şimdi bakın atar damar yapısına baktığımızda en dışta bir bağ doku var. Lifli bir bağ dokudur bu. Biraz sonra ifade edeceğim bunları. Hemen onun altında düz kas var. Düz kasta da elastik lifler bulunur çoğunlukla. Ve enişte de endotel yani epitel tabaka yer almaktadır. Toplar damara baktığımız zaman yine bir dışta bağ doku var. Ama bu sefer toplar damardaki lif sayısı daha azdır. Ve düz kas daha incedir atar damara göre. Ve enişte de yine endotel tabaka yer almaktadır. Bu da toplar damarın yapısıdır. İki yapıyı şematik olarak da gördüğünüz üzere toplar damarın doku kalınlığı ile atar damarın doku kalınlığına bakarsanız arada bariz fark olduğunu göreceksiniz. Çünkü atar damar kalpten pompalanan kanı götürdüğü için yüksek basınca maruz kalan kanı taşıdığından dolayı atar damarlardaki doku kalınlığı daha fazla olmalı. Toplar damarları yüksek basınca maruz kalmadığı için toplar damardaki doku kalınlığının çok kalın olmasına gerek yoktur. Kılcal damar diğer adıyla kapillerde ise baktığımız zaman bir endotel tabakanın bir de onu saran bazal lamina ya da bazal zardan oluştuğunu size söyleyebilirim. Bazal zar ve bazal laminadan oluştuğunu size söyleyebilirim. Şimdi gelin adım adım atar, toplar ve kılcallara bakalım. Arter diye de ifade edebiliriz Latince ismiyle. Atar damara baktığımız zaman dayanıklı olması lazım. Çünkü yüksek basınçlı kanı taşıyor. Bundan dolayı en dışta lifli bağ dokudan oluşan bir dış tabakaya sahip olacak. Yani dayanıklı olmalı. İşte bu lifler dayanıklılığı sağlıyor. Lifli bağ dokunun altında ise düz kas tabakası var. Yine bu düz kas tabakası da yine elastik lifler barındırıyor. Birçok atar damar için bu elastik liflerden bahsedebilirim. Neden? Çünkü elastik lifler sayesinde yine damarın dayanıklılığı
üst seviyeye çıkarılmış oluyor. Enişte ise yassı epitelden oluşmuş bir endotel tabaka yer almaktadır. Endotel tabaka atar, toplar ve kılcallarda ortak bulunan tabak olarak karşımıza çıkar. Az önce de ifade ettiğim gibi atar damarları, damar çeperleri, damar dokuları daha kalındır. Atar damarların damar dokuları daha kalındır. Atar damarların ve yüksek basınçlı kanı taşıdıklarından dolayı atar damarlar doku olarak kalın olduğunu tekrar tekrar vurgulamış olayım. Akciğer atar damarı hariç oksijence zengin kan taşırlar. Akciğer atar damarları ise kalpten akciğere oksijence fakir kanı götüren damar olduğu için o akciğer atar damarı oksijence fakir kana sahiptir. Diğer bütün atar damarlar oksijence zengin kan taşır şeklinde yorum yapacağız. Atar damarlarda kanın hareketini sağlayan bazı faktörler var. Şimdi gelin birlikte onlara da bakalım. Bunlardan birincisi atar damarda kanı götüren en önemli faktör atar damar boyunca kanın ilerlemesini sağlayan arkadan pompalanan kanın öndekini itmesi. Arkadan pompalanan kanın öndekini itmesi. Tabii ki bu itmenin oluşabilmesi için karıncıkların kasılmasıyla bir basınç oluşması lazım ki kan bir öndekini itebilsin. Bundan dolayı karıncıkların kasılması, damar yüzeyinde bulunan elastik liflerin ve düz kasların damara kan pompalandığında genişleyip tekrar böyle esnemesi yine atar damarlarda kanın hareketini sağlar. Çünkü damara pompaladığımız zaman damar bir miktar dışa esner, karıncık gevşediğinde geri esner. Bu esneme damardaki basıncın sürekli daha yüksekte tutulmasına olanak sağlar. Bu sayede atar damar boyunca kan kolay bir şekilde ilerleyebilir. Bir de yer çekiminin etkisi, özellikle kalpten ayak tarafında olan damarların yer çekim etkisiyle kanın aşağı doğru inmesi yine atar damarlarda kan hareketini sağlayan önemli faktörler arasında sayılabilmektedir. Şimdi gelelim venlerimize. Venlerimize baktığımız zaman diğer adıyla toplar damarlar, atar damarlara göre daha ince bir bağ doku var dışta çünkü basınç düşük venlerde. Bundan dolayı daha ince bir bağ doku ve bu bağ dokuda çok az oranda lif bulunuyor. Neden? Çünkü yüksek basınca maruz kalmadığı için artık çok kalın dayanıklı olmasına gerek yok. Lifli bağ dokunun altında yer alan o düz kaslarda ise artık elastik lifler bulunmuyor. Atar damarda ise o düz kasların arasında da elastik lifler vardı. Venlerde artık o elastik lifler yok. İçte de yine atar damarda olduğu gibi örtü epiteli, yassı örtü epitelinden oluşan bir endotel tabakası mevcut. Toplar damarların, tekrar tekrar vurguluyorum, düşük basınca maruz kaldıkları için damar çeperleri, damar dokuları incedir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Akciğer toplar damarı haricindeki toplar damarlar oksijence fakir kan taşır. Akciğer toplar damarı ise oksijence zengin kan taşır. Toplar damarlar en geniş yapıya alt ana toplar damarda ulaşır. Alt ana toplar damarın içine bir kalem rahatlıkla girebilmektedir. Tabii bu kadar geniş iç damar lümenine sahip ise bizim damarımız, bu durumda da kanı depolamada görev alır şeklinde yorum yapacağız. Bir de kalpten ayak tarafında olan toplar damarların iç yüzeyinde tek yönlü açılan kapaklar bulunur. Bu sayede aşağıdan yukarıya çıkan kan gerisin geriye dönmez. Böylece damar boyunca kan yukarıya doğru rahatlıkla çekilebilir. İsterseniz onu şöyle çizerek göstereyim. Bakın kalpten ayak tarafında olan damarların içinde şöyle tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur. Ve kan aşağıdan yukarıya kalbe doğru çekilirken
rahat bir şekilde yukarıya doğru gidebilir. Ama geri dönmek istediğinde bu kapakçıklar basınca maruz kaldığı için kapanır ve kanın geri dönmesini engeller. Böylece kan özellikle bacak toplar damarlarında tek yönlü bir şekilde aşağıdan yukarıya akması sağlanır. Özellikle siz değerli öğretmenlerim uzun süre ayakta kalarak mesleklerinizi icra edeceğiniz için bir süre sonra uzun süre ayakta kalmanızın sonucunda bacaklarınızdaki ana toplar damarlar biraz genişleyecektir. Tabii ki bu genişlemelerin neticesinde artık bacaktaki damardaki kapakçıklar yeterince işlev yapamamaya başlar ve yukarıya doğru giden kanın bir kısmı geriye dönebilir. Çünkü bu kapakçıklar artık burayı kapatamamakta. Böylece bacakta kan birikmesi söz konusu olacaktır. İşte bu şekilde genişlemiş bir damar durumu ortaya çıkarsa biz buna varis diyeceğiz. Bu da varisli bir damardır. Bu da normal bir damar. Normal bir damar olarak karşımıza çıkacaktır. Bunları da bu şekilde söylemiş olayım. Bu tek yönlü kapakçıklar özellikle kalpten ayak tarafında olan damarlarda kanın gerisin geriye gitmesini engelleyen önemli yapılar arasında sayılmaktadır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi toplar damarlardaki kanın kalbe geri dönmesinde etkili olan birkaç faktör var. Bunlardan birisi tabii ki kan basıncı. Kan basıncıyla öndeki kan, arkadaki kan öndekini itecek. Bu şekilde tabii ki kan ilerleyecektir. Tabii burada şunlardan da bahsedeceğiz. Kulakçıkların gevşemesi sonucunda kalp bir emme kuvveti doğurur. Böylece kulakçıklara doğru kan kolay bir şekilde gelmektedir. Neden? Çünkü sıvılar yüksek basınçtan alçak basınca doğru akar. Kulakçıklar gevşeyince gevşemiş alan alçak basınç alanı yaratacaktır. Ayrıyetten iskelet kaslarının kasılmasıyla damara baskı yapar. Böylece kanın ilerlemesi sağlanır. Bakın şurada görselde görüyoruz. Bacaklarımız örneğin hareket ettirirken iskelet kasları bu damarları sıkıştırır. Geriye de gidemeyeceği için kan. Neden? Çünkü geriye kapakçıklar engel oluyor. Böylece kan geriye gidemeyip ileriye gidecek sürekli. Bu sayede iskelet kaslarının damarı etkilemesi sayesinde kan toplar damar boyunca ilerleyecektir. Ayrıyetten soluk alıp verme mekanizması çalışırken göğüs kafesindeki hacmin genişlemesine bağlı olarak da basınç düşmesi meydana gelir ve böylece kan alçak basınçlı alana doğru akma eğiliminde olacaktır. Biraz önce ifade ettim. Atar damar ve kılcal damarın içindeki kanın öndeki kanı itmesi. Ayrıyetten vücudun baş bölgesindeki damarlardaki kanın yer çekimi etkisiyle kalbe doğru gevşemesi şeklinde sıralayabiliriz. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Tabii ki burada önemli bir unsur, tekrar söylediğim gibi, kalpten ayak tarafında olan damarların içinde bulunan kapakçıklar geriye kanın dönmesini engeller. Böylelikle toplar damar boyunca kanın ilerlemesinde önemli etki gösterir şeklinde yorum yapacağız. Bunları da bu şekilde ifade etmiş oldum. Şimdi geldik kapillerimize, yani kılcal damarlarımıza. Kapiller yapı itibariyle bir endotel tabakadan ve endotel tabakayı koruyan bir bazal zar, bazal laminadan oluşmaktadır. Kılcal damarlar geçirgen damarlardır. Geçirgen damarlar çünkü doku hücreleriyle kan arasındaki madde alışverişi kılcal damarlar sayesinde gerçekleşmektedir. Bundan dolayı kılcal damarlar geçirgendir. Kılcal damarlardan dokulara besin ve oksijen giderken dokulardan da kılcal damarlara atık maddeler geri alınmaktadır. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim.
Ve kılcal damarlar tabii ki dokulara madde verdiği için, dokulardan madde aldığı için kılcal damar içeriği sürekli değişmektedir. Onun için kılcal damarın içeriği değişime uğrar. Neden? Çünkü dokulardan atık madde aldı. Bu sefer kandaki atık madde oranı arttı. Dokulara besin verdi. Kandaki besin oranı azaldı. İşte bunlar kılcal damardaki madde derişimini, madde içeriğinin değişmesine yol açacaktır. Peki kılcal damarlar nerelerde bulunur? Dediğimiz zaman kılcal damarlar atar ve toplar damar arasında bulunur ki en çok bulunma yeri burasıdır. Başka atar damarlar arasında bulunur ki solungaç anlattım biraz önce. Özellikle solungaçlarda atar damar arasında bulunur. Bizde böbreklerde glomerulus kılcalları var. Anlatacağız boşaltımda. Orada da yine atar arasında kılcal damarların bulunduğunu göreceksiniz. Toplar damar arasında ise özellikle karaciğerde kapı topları ile hepatik portal, karaciğer üstü toplar damar arasında bulunan kılcal damarlar, toplar arasında yer alan kılcal damarlara örnek verilebilir. Demek ki kılcal damarlar atar toplar arasında bulunabilir. Ama en çok atar toplar damar arasında bulunur şeklinde yorum yapacağız. Bunları da bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi damarların toplam yüzey alanlarına bakalım artık. Damarların toplam yüzey alanlarına bakalım. Şimdi önce damar içindeki kan basıncı. Bakın şu alan kılcal damardır. Özellikle mor olarak gösterilen kısım kılcal damar. Bu kılcal damar kısmında kan basıncı değişiyor. Neden? Çünkü kandaki birçok madde dokuya geçiyor. Böylece kanın miktarında azalma söz konusu oluyor. Ondan dolayı hızlıca kan basıncının düştüğü kısım olarak ifade edilebilir. Bu görsel biraz daha şöyle, yani şurasına kadar göstermek daha doğru olacak. Sanki çizim biraz kaymış ama yani en fazla kan basıncının düştüğü, değişime uğradığı yer kılcal damar olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Atar damarda ise kan basıncı yüksektir. Ama giderek atar damarlarda kan basıncı da azalır. Neden? Kalpten uzaklaştıkça, damarlar dallandıkça, damarların iç kesit alanı arttıkça, toplam hacim arttıkça damarlardaki basınç da giderek azalır. Aortadaki basınç hiçbir atar damarımızda yoktur. Gittikçe hem kalpten uzaklaşıyor hem de damarlar dallandıkça toplam kesit alanı arttığı için, hacim arttığı için damarlardaki basınç giderek düşüyor. O zaman kan basınçları sıralaması dersek atar, kılcal, toplar şeklinde sıralama yapabilirsiniz. Arter, kapiller ve toplar şeklinde sıralama yapabiliriz. Bu da zaten grafikte bu rahat bir şekilde gözlenmekte. Kan damarlarındaki kanın akış hızına baktığımız zaman kılcal damarlardaki kanın akış hızı çok düşüktür. Bunun sebebi ise kılcal damarların çok dar olmasıdır. Kılcal damarlar çok dar olduğu için içinden alyuvar hücreleri tek sıra geçebilmekte. Onun için bu da kılcal damarlardaki kanın geçiş hızını yavaşlatmakta. Bu sayede kılcal damardan dokulara yeterince besin geçmesi sağlanmaktadır. Eğer kan çok hızlı bir şekilde kılcal damarlardan akıyor olsaydı damardan dışarıya çıkan madde oranı azalır. Şimdi şöyle düşünün bakın. Bir borudan geçen suyun hızını ne kadar fazla artırırsanız o boruya açacağınız deliklerden dışarıya çıkacak olan su miktarı azalır. Çünkü boruda çok hızlı bir şekilde sıvı ilerliyorsa Boruda çok hızlı bir şekilde sıvı su ilerliyorsa suyun borunun iç yüzeyine yapacağı basınç azalır. Bundan dolayı dışarıya çıkan madde oranı, boruyu delseniz de çıkan su oranı azalacaktır. Bundan dolayı kılcal damarlardan hızlı bir madde akışı
kan akışı olsaydı kılcallardan dokuya geçen madde oranı azalacak. Dokulardan da kılcala geçen atık oranı azalacak. Böylece hem dokular besinsiz kalacak hem de atıklar dokulardan alınamayacaktı. Böyle sorunlar ortaya çıkar. Onun için kılcal damarlardaki kanın akış hızı en yavaştır. Kanın en hızlı aktığı damar atardır. Yine bir miktar toplarda da hızlı akar. Neden? Çünkü topların etrafındaki kaslar kasıldığı için toplar damardaki akış hızını artıracaktır şeklinde yorum yapabiliriz. Bir de damarların toplam kesit alanından konuşacak olursak, şimdi şundan da bahsedeyim. Bizim kılcal damarlarımız vücudumuzda o kadar geniş alana yayılmıştır ki 3-4 hücrede bir kılcal damar geçer vücudumuzda. 3-4 hücrede bir kılcal damar geçer. Bundan dolayı kılcal damarlarımız çok fazladır. Bundan dolayı kılcal damarların toplam kesit alanı da çok fazladır. Toplam kesit alanı en fazla olan damar kılcaldır. Daha sonra toplam kesit alanı en fazla olan damar toplardır. En az olan da atardır şeklinde yorum yapabiliriz. Bunu da sıralarsak. Daha sonra da arter şeklinde sıralamamızı yapabiliriz. Bazen soru gelirse kolay bir şekilde çözebilirsiniz diye. Evet, şimdi bunları da konuştuk. Asıl damar sisteminde biraz önce anlattığımız hikayeden daha çok bu kısmı önemli. Çünkü bize kılcal damarlardan doku hücrelerine madde nasıl geçer? Doku hücrelerinden kılcal damara madde nasıl geçer? Bu soru olarak en kolay, en muhtemel, en fazla sorulacak olan soru tipleri arasında yer alır. Onun için bizlerin kılcal damarlardaki madde geçişlerini anlamamız gerekiyor ki dolaşım sisteminde özellikle damarlar bölümünden gelecek muhtemel sorular bu kısımlar üzerinde yoğunlaşır. Peki buraya baktığımız zaman kan basıncı etkisiyle damarlardan çıkan besin doku ve doku hücrelerine geçer. Besin mi geçer sadece? Hayır. Besin geçer, mineral geçer, su geçer, iyonlar geçer, küçük yapılı proteinler geçer vesaire. Ve doku sıvısına geçen maddeler de doku hücreleri tarafından alınır. Bakın, kan basıncı etkisiyle damarlardan çıkıyor. Unutmayın bunu. Demek ki kılcal damarlardan doku hücrelerine maddenin geçmesini, doku hücrelerinin beslenmesini sağlayan kuvvet kan basıncı etkisi. Kan basıncı etkisiyle damarlardan dışarıya çıkıyor. Böylelikle damardan hücrelere doğru besin gidebiliyor. Bunu unutmayacağız. Nasıl çıkıyormuş? Kan basıncı etkisiyle. Bunu yakalamanızı istiyorum. Daha sonra tabi dokuya çıkan, doku sıvısına çıkan maddeler doku hücreleri tarafından alınıp kullanılacak. Yine doku hücrelerinin oluşturduğu atık maddeler ise önce doku sıvısına geçecek. Daha sonra da doku sıvısındaki atık maddeler kılcal kan damarına geçecek. İşte bu kılcal kan damarına geçişi sağlayansa kan proteinlerinin yarattığı ozmotik basınçtır ki bu kan proteinlerinin yarattığı ozmotik basınç kan protein ozmotik basıncı olarak da bilinir. Bu ozmotik basınç sayesinde kılcal damarlar doku sıvısına karşı bir emme kuvveti uygular. Damarlar emme uygular. Bakın, kan basıncı damardan dışarıya maddenin çıkışını tetikliyordu. Maddenin dışarıya çıkışını tetikliyordu. Kan protein ozmotik basıncı ise damara emme kuvveti oluşturur. Böylece kan damarı içine dokulardaki atık maddeler emilir. Böylece kılcal damarlardan dokulara basınç etkisiyle besin, su, mineral, iyon bırakılırken kan protein ozmotik basıncı sayesinde doku hücrelerinin oluşturduğu atık maddeler doku sıvısından emilerek kana dahil edilir. Daha sonra bu atık maddelerden karbondioksit akciğerden atılır. İşte
diğer azotlu boşaltım ürünleri ve diğer bileşikler, iyonlar vesaire radikal bileşikler böbreklerden idrarla atılır. Böylece bu atık maddelerden vücutta kendini kurtarmış olur. Yani atık maddelerden kendini arındırmış olur. Boşaltım organı ve solunum organları yardımı ile. Şimdi o zaman ne öğrenmiş olduk? Kılcal damarlardan doku hücrelerine maddenin geçmesini sağlayan önemli güç kan basıncıdır. Doku hücrelerine geçmesini sağlayan neymiş? Kan basıncı. Kan basıncı etkisiyle ortaya çıkıyor. Peki doku hücrelerinde oluşan atık maddelerin kana geri dönmesini sağlayan ise kandaki proteinlerin yarattığı protein ozmotik basıncıymış. Kan protein ozmotik basıncı. Bu da emme kuvveti doğuruyor. Böylece dokularda oluşmuş olan atık maddeler kana emilmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Altta zaten açıklamaları var. Kan basıncı dediğimiz şey kan içeriğini kılcal damardan dışarıya iten kuvvettir. Kan içindeki besinleri doku hücrelerine doğru iten kuvvete biz ne diyoruz? Kan basıncı diyoruz. Kan protein ozmotik basıncı ise doku sıvısı içindeki atık maddeleri damara doğru çeken, emme kuvveti doğuran önemli bir faktör. İki faktörü yakalarsak işimiz kolay. Gelin birlikte şimdi bunu şekilsel görelim. Bakın, şu gördüğümüz bizim kan damarı. Kan basıncı etkisiyle, 40 milimetrelik kan basıncı etkisiyle dışarıya madde çıkışı olmaktadır. Dışarıya madde çıkışı olmakta. Peki, dışarıya sürekli kandan madde çıktıkça tabii ki kanın miktarı azalacak ve kan basıncı da giderek düşecektir. 40 milimetre civadan 15 milimetre civaya kadar kan basıncı düşecek. Neden? Çünkü kandaki maddeler dokuya geçtikçe kanın miktarı azalacak. Miktarı azalırsa damarın yüzeyine yaptığı basınç da azalacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Böylece kan basıncı kılcal damar boyunca giderek azalmış olacaktır. Sebebi neymiş? Kanın miktarında azalma olması. Çünkü basınç etkisiyle dışarıya madde çıkıyor. Madde dışarıya çıkınca miktar azaldı, basınç düştü. Peki kan protein ozmotik basıncına bakarsak, emme kuvveti doğuran kan protein ozmotik basıncının değeri değişmiyor. Dikkat ederseniz 25 milimetre civada. Peki şuraya geldiğimiz zaman, sona doğru geldiğimiz zaman ne olmuş? Kan basıncından daha büyük emme kuvveti var. O zaman dışarıya çıkandan daha çok içeriye emme var. Burada ise dışarıya çıkan daha fazla, emilen daha azmış gibi bu tarafta. Bu tarafta ise emilen daha fazla. Buradan da hareketle kan basıncı dışarıya madde çıkışını, protein ozmotik basıncı da dışarıda madde emilmesini bize gösterir. Şimdi gelin birlikte bunu grafiksel görelim. Bakın işte şuradan itibaren şöyle bölersem kan basıncı kırmızıyla gösterilen kan basıncı protein ozmotik basıncından büyük. Yani dışarıya itme kuvveti dışarıdan içeriye uygulanan emme kuvvetinden büyük. Onun için burada daha çok dışarıya madde çıkacağı için buna süzülme denir. Damardan dışarıya madde çıkışı, süzülme. Demek ki kan basıncı neymiş? Kan protein ozmotik basıncından büyük. Yani kan basıncı büyüktür kan protein ozmotik basıncından. Bu tarafa gelirsek ise kan basıncı artık küçüktür kan protein ozmotik basıncından. Bundan dolayı dışarıya itme kuvvetinden daha çok dışarıdan damara çekim kuvveti, emme kuvveti vardır. Bundan dolayı özellikle grafiksel gösterimde burada da emilim olarak adlandırılır. Demek ki kılcal damarı şöyle bir şu kalem boyu olarak düşünürsek, bu taraftan itibaren soldan sağa doğru kan basıncı giderek azalıyor. Niye? Kandan dışarıya madde çıktıkça kanın miktarı azaldı. Basıncı da azalmış oldu. Fakat kanın basıncı azaldıkça kanın içinde bulunan proteinlerin uyguladığı emme kuvveti değişmediği için onlar dışarıdan içeriye madde emilimi yaparlar. Kan basıncından daha büyük hale geldiği zaman emme kuvveti daha çok emme yapacaktır. Onun için kılcal damar boyunca damardan dışarıya çıkan azalırken damara emilen giderek artar şeklinde düşünülmesi gerekiyor. Bu Starling teorisi olarak da adlandırılır. Starling teorisi ya da Starling madde geçişleri hipotezi diye de adlandırılır.
kılcal damarlardaki maddelerin dokulara nasıl geçtiği, dokulardaki maddelerin kılcal damara nasıl emildiğini bize gösteren bir çalışmadır. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Burayı unutmayın. Buradan soru gelebilir. Şimdi ödem ve ödemin nedenleri nedir? Buna bakalım. Ödem, hücreler arasındaki doku sıvısı miktarının normalin üstüne çıkması. Neden kaynaklanır? Kan basıncı fazlaysa, damardan dışarıya çıkan fazla, geri emilen az olursa o zaman ödem ortaya çıkabilir. Demek ki kan basıncının normalin üstünde. 40 mm civa değil de 50 mm civa. Yani bir kişi hipertansiyon hastasıysa, yani yüksek tansiyon hastasıysa ne olacak? Kan damarından dışarıya çıkan madde miktarı daha fazla olacağı için, bu maddelerin bir kısmı dokularda kalır, geri emilemez. Çünkü geri emmeye karşı dışarıya gitme daha fazla olduğu için geri emilemez. Geri emilemediği için de özellikle dokularda madde birikir. Bu bizim karşımıza ödem olarak çıkacaktır. Tamam mı? Ödemi artıran faktörlerden biri budur. İkincisi, kan proteinlerinin normalin altına düşmesi. Yani kan proteini miktarında azalma olmuş. Peki kan proteini miktarında azalma oldu ise, kan proteini ozmotik basıncı da düşmüştür. Peki kan proteini ozmotik basıncı düştüyse emme kuvveti azalacaktır. Dokudan damara emme kuvveti azalacaktır. Peki dokudan damara emme kuvveti azaldığında, ne olacak? Dokuda kalacak, damara geri geçemeyecek atık maddeler, o da dokuda birikecek. Bu da ödemi oluşturur. Özellikle kortizolu ilaç kullanan kişilerin aldığı o ilaçtaki kortizol kan protein miktarını azaltacağı için kan protein ozmotik basıncının düşmesine yol açar. Bu da damarlardan, doku sıvısından damarlara uygulanan emme kuvvetini azaltacak ve ödem oluşmasına sebep olacaktır. Bundan dolayı kortizolu ilaç kullananlarda ödem artacaktır. Onların yüzleri, elleri, kolları şişmeye başlar. Bunun arka planında kan protein miktarının azalması yatmaktadır sevgili öğretmenlerim. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Bir de doku sıvısını taşıyan ikinci bir damar sistemi var bizde, lenf. Lenf damarlarında meydana gelen tıkanmalar da yine ödeme neden olur. Hatta bacaktaki lenf damarı tıkanırsa o zaman fil hastalığı gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Son bir faktör daha ilave edelim. O da doku sıvısının ozmotik basıncının artması. Yani doku sıvısının derişiminin artması. Doku sıvısının derişimi kanın derişiminden fazla olursa bu durumda doku sıvısından kana karşı emme uygulanacağı yerde, doku sıvısından kana geçiş için kanın emme kuvvetinden daha büyük doku sıvısının dışarıya emme kuvveti olursa bu da ödeme sebep olur. Yani doku sıvısının ozmotik basıncı artarsa, yani doku sıvısının değişimi artarsa doku sıvısının kana geçişi değil, kandaki maddelerin doku sıvısına geçişi tetiklenir ki bu da ödeme neden olur. Bu şekilde bunu da ifade edebiliriz. Bunları bu şekilde söylemiş oldum. Evet, sevgili öğretmenlerim, buraya kadar aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorunuz var mı? Aklınıza takılan sorularınız varsa sorularınızı alayım, yoksa devam edeceğim. Çünkü sayımız giderek azalıyor. İkinci derse katılan iyice azalmış durumda. Var mı sormak istediğiniz? Sorunuz varsa sorularınızı alayım, yoksa devam edeceğim. Yok hocam. Devam ediyorum o zaman Melik öğretmenim. Peki. Dolaşım sistemine baktığımızda artık insan dolaşım sisteminde iki tane dolaşım sistemi göreceğiz. Biraz önce de hep anlatıyorduk. Tekli dolaşım, ikili dolaşım, değil mi? Balıklarda tekli dolaşım vardı. Kalbe bir defa gidildi. Sonra solungaç. Solungaçtan vücut. Vücuttan kalbe geri dönüyordu. Bu şekilde tekli bir dolaşım mevcut idi. Ama İnsan dolaşımına geldiğimiz zaman ne vardı? İkili dolaşım vardı. Kurbağalardan, işte amfibiyada, sürüngende, kuşta ve memelide ikili dolaşım vardı ki en baştaki sunumlarda bunu göstermiştim. İşte buradan hareketle insanda bir memeli olduğu için insanda da iki tane dolaşım ağı görülür. Bunlardan birisi pulmoner dolaşım, yani küçük dolaşım. Bir diğeri de sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım aslında nedir? Kalbin sağ karıncığından
çıkan kanın akciğer atarı, akciğer, akciğer kılcalları, akciğer topları, kalbin sol kulakçığı arasındaki dolaşımdır. Sistemik dolaşım ise kalbin sol karıncığından çıkan kanın aort üzerinden atar damarlarla vücut hücrelerine pompalanıp, dokulara pompalanıp daha sonra toplar damarlarla kalbe geri gelmesini sağlayan bu ağ ise sistemik dolaşım ağı olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Yani sistemik dolaşım ağı dediğimizde biz bunu biliyor olacağız. Burada şematik olarak da görebiliriz. Bakın, işte kalbin sağ karıncığından çıkan kan şöyle. Nereye gelmiş? Akciğerlere geldi. Akciğerlerde oksijeni aldı, karbondioksiti bıraktı. Daha sonra da akciğer toplarından sol kulakçıktan sol karıncaya, daha sonra aort üzerinden devam etti. Eğer şurada gördüğümüz gibi kalbin sağ karıncığından çıkıp akciğer atarından akciğere ve akciğer kılcallarında işte karbondioksiti bırakıp oksijeni alıp tekrar kalbe geri dönüyorsa akciğer topları üzerinden, bu bizim pulmoner dolaşımımızdır. Geri kalan bütün dolaşımlar sistemik dolaşım olarak karşımıza çıkar. Yani sol karıncıktan aorta pompalanan kanın daha sonra dallanarak işte bir kısmı şah damarı üzerinden beynimize gitmesi, bir kısmı ise ana aort atarı üzerinden işte organlara dağılıp daha sonra da organlardaki kılcallardan geçip besin ve oksijeni bırakıp daha sonra da alt ve üst ana toplar damarlardan kalbin sağ kulakçığına gelmesi ise sistemik dolaşım olarak karşımıza çıkar. Bize bununla alakalı olarak şöyle sorular gelebilir. Bize bununla alakalı olarak şöyle bir soru gelebilir. Şimdi soruyu kurgulayalım. Şöyle bir soru karşımıza çıktığını varsayalım. Dedi ki işte A kişisi bir protein tüketmiş. Protein tüketsin. Proteindeki amino asiti ne yapalım? İşaretli. Diyor ki A kişisi işaret amino asit işaretli bir protein yemiştir. Bir süre sonra bu A kişisinin yediği işaretli proteindeki amino asitlerin beynindeki dokularda bulunduğu saptanmıştır. Beynindeki dokularda bulunduğu saptanmıştır. İşte bu amino asitin izlediği yollardan değildir. Çok zor bir soru olur. Niye? Çünkü bütün sistem bilmen lazım. Bu amino asitin izlediği yollardan biri değildir. Şimdi biz izlediği yolu bulursak izlemediği yolu tespit ederiz. Sindirim sistemi anlattım. İnce bağırsaktan en son amino asitlerin emilimini yapmıştık, değil mi? Amino asit buradaydı. Bu amino asit ince bağırsaktan emildi. İnce bağırsaktan emildikten sonra amino asitler kan yoluna gelirdi. Onun için burası hepatik portal. Yani karaciğer kapı toplarına gelecek. Daha sonra karaciğere gelecek. Daha sonra karaciğer üstü toplarına gelecek. Alt ana toplar damar üzerinden kalbin sağ kulakçığına, oradan sağ karıncığına, oradan akciğer atarına, akciğer atarından akciğer alveoler yapılarına, alveol yapısından akciğer toplarına, akciğer toplarından sol kulakçık, sol karıncık, sol karıncıktan pompalanıp aorta, aorttan şah damarı üzerinden beynine gidecek. Peki, beynindeki dokulara katılacağına göre bu yolu bulduk. Peki, hangisinden geçmemiştir? O zaman biz hangisinden geçmemiş? Bu yolu bulduğumuz zaman haricini bulmak işimizi kolaylaştıracaktır. Bakın, sorular bu şekilde geliyor. Veya diyor ki, işte bir kişinin karaciğerinin ürettiği işaretli bir üre, ama ya üreye çevirdik,
üre molekülü, işaretli bir üre molekülü böbreklerinden atılıncaya kadar hangi yollardan geçmez diyor mesela. Böbreklerden atılıncaya kadar. E peki karaciğer bu amonyağı üreye çevirdiyse, karaciğerde üretildiyse, karaciğer üstü toplar damarı, alt tana toplar damar, sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atarı, akciğer, sonra akciğer topları, sol kulakçık, sol karıncık, aort ve aort üzerinden böbrek atar damarı, böbrek atar damarı ve böbreğe geldi. Demek ki böbrekten de bu idrara atılacak demektir. Demek ki bu yolu bulduğumuz zaman diğer yollar bizim harici yollarımız olacak. Tekrar ediyorum bakın, üre, karaciğer üstü toplar damarı, alt ana toplar, sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atarı, akciğer alveoler kılcalları, akciğer topları, sol kulakçık, sol karıncık, aort üzerinden böbrek atarına, böbrek atarından böbreğe gelecek, böbrek kılcallarındaki yapıdan süzülüp idrara gidecek şeklinde yorum yaparız. Demek ki gittiği yolu bulduk mu? Harici yolu, gitmediği yolu bulmak bizim için çok kolay olacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Bu şema bizim için önemlidir. Bu anlattıklarımı bilirsek işimiz kolay olacaktır. Burada da farklı bir gösterim var. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Şunun üzerine tekrar döneyim, bir şey daha göstereyim. O da önemli. Burada bakın, sileyim şu üstündeki yazdıklarımı. Evet. Bakın. Burada mide toplar damarı, ince bağırsak toplar damarı, mide toplar damarı, ince bağırsak toplar damarı ve kalın bağırsak toplar damarı birleşerek karaciğere gelir. Unutmayın bunu. Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak toplar damarları birleşerek karaciğere gelir. Bu da hepatik portaldır ya da karaciğer kapı topları. Hepatik portal. Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan emilen besinler ilgili toplar damarlarla karaciğere gelir. Bir de tabii ince bağırsaktan lenfe giden, yağda çözünen moleküller de vardı. Ama biz kanda, suda çözünenlerin kan yoluna aktarımını bu şekilde göreceğiz. Onun için mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak toplarlarını karaciğer kapı toplarına, hepatik portala bağlandığını söylemiş olalım. Evet. Bu kısım biraz daha kolay. Artık kan kısmındayız. Şimdi kana başlayacağım. Kanla alakalı olarak aklınıza takılan bir soru varsa buraya kadar sorun. Dolaşımdaki o ağları kavradıysak devam edeceğim. Var mı öğretmenlerim soru? Benim yok hocam. Tamam. O zaman devam ediyorum. Şimdi kan nedir? Kanın bileşimine bakacağız. Şimdi kanın bileşimine baktığımız zaman, kanın bileşimine baktığımız zaman ise kanın iki farklı bileşeni olduğunu göreceğiz. Bunlardan yaklaşık %45'lik kısmını kan hücreleri oluştururken geri kalan diğer kısmını ise kan plazması oluşturacaktır. Kanın yaklaşık %45'lik kısmını kan hücreleri ve diğer şekilli cisimler oluştururken %55'lik kısmını kan plazması oluşturacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olayım. Şimdi kan nedir dediğimiz zaman, kan damarların içindeki akan bu sıvıya verdiğimiz isim, ama tabii ki sadece sıvı değil, bileşenler içinde hücrelerde yer alır. Bunu bu şekilde kısaca ifade ettikten sonra kanın plazması ve plazmasında bulunan bileşiklere bir bakalım. Kan plazmasında en çok bulunan sudur. Çünkü su kanın plazmasının yaklaşık %90'lık kısmını oluşturuyor ve çözücü bir madde olmasından dolayı birçok maddenin taşınmasına olanak sağlıyor şeklinde yorum yapacağız. Kanda bulunan çeşitli iyonlar
vücudumuz için gerekli iyonlardır ve kan pH'ın hem ayarlanmasında hem de hücrelerin ihtiyaç duyduğu iyonlar olarak karşımıza çıkacaktır. Yine kanda plazma proteinleri var ki biraz önce ifade ettiğimiz o kılcal damarlardan emilimi sağlayan, ozmotik basıncı yaratan kan plazma proteinleri. Bunlara da şöyle bir bakarsak, işte albumin var, işte globulin var, fibrinojen var ve buna benzer birçok protein bulunmaktadır. Tabii bu kan proteinleri kan pH'ının ayarlanmasında, moleküllerin taşınmasında rol oynar. Örneğin kan proteinlerinden bir kısmı suda çözünmeyen ancak yağ kanda proteinlere bağlı olarak taşınan yağ, moleküllerin taşıyıcısı olabilir. Örneğin steroid yapılı hormonlar, östrojen, progesteron, testosteron, işte kortizol, aldosteron gibi hormonlar kan proteinleri tarafından taşınır. Çünkü bunlar yağda çözünen hormonlardır. Yağ yapılı hormonlardır. Bunlar suyun içinde olursa hemen toplanır ve büzüşür. Taşınmada problem yaratır. Bunlar kan proteinlerine bağlanır. Bir tren vagonu gibi onlar tarafından taşınır. Başka immünoglobulinler var ki antikorlar bağışıklık sisteminin önemli elemanlarındandır. Antikorlar da yine plazma proteinleri arasında yer alır. Fibrinojenler var. Kanın pıhtılaşmasında önemli rol üstlenirler. Bunu da söyleyebilirim. Albuminler var. Kan proteinlerinin ozmotik basıncını yaratan önemli kan proteinleridir. Bir de kan proteinlerinin içinde yer alan globulin proteinleri de özellikle kan pH'ının dengelenmesinde önemli roller üstlenir. Tabii kan proteinlerinin büyük bir kısmını da kim üretecek? En önemli organlarımızdan olan karaciğer üretir şeklinde yorum yapacağız. Kanda diğer bileşikler de var. Ne var mesela? Besinler var. İşte kanda başka metabolizma olan, ürünü olan atıklar var. Amonyak var, üre var, ürik asit var, işte karbondioksit var vesaire. Oksijen var, solunum gazlarından olan. Hormonlar var, unutmuyoruz. Hormonlar kanla taşınır. Hormonlar kanla taşınır. Bu da önemli bizim için. Bunları da size söyleyebilirim. Şimdi bir de bize kan serumu nedir diye soru gelebilir. Kan serumu ise kanın içindeki pıhtılaşma faktörü alındıktan sonra, kanın sıvı kısmındaki pıhtılaşma faktörü alındıktan sonraki kalan kısmına biz kan serumu diyoruz. Yani fibrinojen pıhtılaşma faktörüdür. Pıhtılaşma faktörü. Bu alındıktan sonra kalan kanın sıvı kısmına kan serumu deniyor. Yani kan plazmasından fibrinojeni çıkarırsanız kan serumu olacaktır. Kan serumu doku sıvısına çok benzerlik gösterir. Serumda unutmayın fibrinojen yoktur. İşte bir kanı çöktürürsek, işte çöktürdüğümüzde en üst kısmında plazma çöker, daha doğrusu bulunur. En alt kısmında ise al yuvarlar, yani eritrositler bulunur. Hemen onun üstünde ak yuvarlar, hemen onun üstünde de trombositler birikir. Bununla ilgili olarak çöktürmenin sonucunda al yuvar, ak yuvar, trombosit, plazma şeklinde sıralama yapabiliriz. Burayı da bu kadar söyledikten sonra, buralar çok önemli olmadığı için hızlı hızlı geçiyorum. Kan hücreleri bölümüne bakarsak, iki çeşit kan hücresi göreceğiz. Eritrositler ve lökositler. Eritrositler kırmızı kan hücreleridir. Ve şurada kökenlerine bakalım. Kökenlerine. Özellikle kan hücrelerinin kemik iliğindeki kök hücrelerinden üretildiğini görüyorsunuz. Pluripotent kök hücrelerden, kemik iliğinde bulunan pluripotent kök hücrelerden farklılaşan iki tip hücre vardır. Burada lenfoid kök hücreler vardır. Bundan lenfositler gelişecek. Lenfoidler var. Bunlardan lenfositler gelişecek. Şu kalem niye takıldı ya?
bundan. Lenfositler gelişecek. Lenfoid hücrelerden. Yine pluripotent hücre, kök hücrelerden miyeloid kök hücreler farklılaşır. Bu miyeloid kök hücrelerden de diğer kan hücreleri farklılaşacaktır. Kemik iliği kanseri olan yani lösemili kişilerde özellikle pluripotent kök hücreler tahrip olacağı için bunlarda birçok sorun ortaya çıkar ki özellikle lenfoid hücreleri oluşturamadıkları için bu kişilerde bağışıklık sistemi zayıftır. Şimdi bakarsanız buradan işte eritrositler kırmızı kan hücrelerinin miyeloidlerden köken aldığını görüyoruz. İşte trombositlerin yine miyeloidlerden köken aldığını görüyoruz. Yine monosit, nötrofil, ezonofil, bazofil gibi ak yuvar hücrelerinin de yine miyeloidlerden köken aldığını görürken lenfoidlerden ise lenfositleri görüyoruz. T lenfositi, B lenfositi burada yazılmamış bir de doğal katil hücreleri olmak üzere hücrelerin lenfoidlerden köken aldığını söyleyebilirim. Şimdi artık kırmızı kan hücrelerini anlatmaya başlayalım. Şimdi kırmızı kan hücreleri dediğimiz zaman bizim karşımıza kanımızda oksijen taşıyan hücreler gelecek. Kanımızda oksijen taşıyan hücreler gelecek. Eğer bu hücreler eksikse, bu hücrelerin sayısı azsa bizim kanda yeterince oksijen taşınamaz. Kanda yeterince oksijen taşınamayınca kanda oksijen eksikliğine bağlı problemler ortaya çıkar. Metabolizma düşer. Metabolizma düştüğü için yeterince ATP üretemeyiz. Harekette kısıtlama, işte beynimizde düşünsel gerilikler, sürekli yorgunluk, uykusuzluk, buna benzer birçok sorun ortaya çıkar. Onun için yeterince oksijen taşınamaması eritrositlerin eksikliğinden kaynaklanır. Yeterince kırmızı kan hücremiz yoksa hücrelerimize yeterince oksijen gitmez. Kaslarımız yeterince oksijen alamayınca laktik asit fermantasyonu yapar. Bunun sonucunda yorgunluk ortaya çıkar gibi birçok şey söyleyebilirim. Kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde etkili olan bir hormonumuz var. Eritropoyetin endokrin sistemde ifade edeceğim. Kırmızı kan hücreleri üretildiklerinde çekirdeklidir. Daha sonra çekirdeklerini yitirirler. Memelilere özeldir bu. Çekirdeklerini yitirmiş ifadesi kime özelmiş? Memelilere özel. Evet. Laktik asit fermantasyonu ile enerji üretimini yaparlar. Çünkü bunlarda oksijenin solunum mekanizmaları yoktur. Ve 1 mm3 kanda 4-4,5 ile 5-5,5 milyon arasında bulunur. Kadınlarda biraz daha az. Çünkü vücut kütlesine bağlı olarak değişecektir. Yaklaşık 4 aylık kadar ömürleri var. Doğum öncesi dönemde kırmızı kan hücrelerini karaciğer ve dalak üretirken yetişkinlikte kırmızı kemik iliklerinden üretileceklerdir. Yaşlanmaya bağlı olarak kemik iliklerindeki kan üretimi azalacağı için karaciğer ve dalağa tekrar yük binmeye başlar. Bu da yaşlanmış kişilerde karaciğer ve dalakta büyümeye yol açar. Yine ihtiyarlanmış yani işlevini kaybetmiş kırmızı kan hücreleri karaciğer ve dalakta parçalanır. Bunlar çok da ezbere bilmemiz gereken şeyler değil. Ama bir kısmını yakalayın. Nerede parçalanır? Karaciğer ve dalakta gibi. Yaklaşık 4 ay gibi ömürleri var ama bunların bize asıl sorusu kandaki oksijen taşınması ve bunun sonucuyla alakalı gelir. Yani örneğin kansızlıkla alakalı olarak yorumlar bizden istenebilir. Ve yine önemli bir bilgidir. Al yuvarlarının zarındaki glikoproteinlere göre kan grupları belirlenir. Çünkü H maddesi vardı. Daha önce anlattım bunu kalıtımda. H maddesine göre H maddesi galaktoz bağlarsa H maddesi galaktoz bağlarsa B grubu, H maddesi N-asetil glikozamin bağlarsa A grubu, H maddesi hiçbir şey bağlamazsa 0 grubu. H maddesine bağlı olarak bazı H maddeleri N-asetil glikozamin, bazı H maddeleri de galaktoz bağlamış olarak bulunuyorsa al yuvarlarındaki bu glikoprotein yapıları, bu da AB grubu olarak karşımıza çıkıyordu. Bunu daha önce kalıtım bölümünde ifade etmiştim. Al yuvarın içinde hemoglobinler bulunur. Asıl oksijeni bağlayan H
hemoglobin yapılarıdır şeklinde yorum yapacağız. Hemoglobin dediğimiz zaman hemoglobin bir perforindir. Demir ve organik madde içerir. Globuline, proteinine bağlı demir olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer sizler, yine bu da soru olarak karşımıza çıkar. Oksijenin kısmi basıncının düşük olduğu dağlara doğru tırmanıp dağlarda yaşamaya başlarsanız bir süre sonra sizin vücudunuz oraya adaptasyon gösterir ve kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Ama ilk etapta dağların tepesine çıktığınızda belli bir süre soluk alıp vermekte ve vücudunuzun oksijen ihtiyacını karşılamakta zorlanırsınız. Bunun sebebi ise yeterince kırmızı kan hücrenizin olmamasından kaynaklanır. Önce dağa tırmanıp dağa çıktınız, dağda yaylada yaşamaya başladınız. İlk birkaç gün, bir hafta böyle biraz halsizlik hissedersiniz. Neden? Çünkü oradaki oksijen oranı düşüktür ve sizin kan hücreniz oraya uygun değildir. Bir süre sonra sizin kan hücrenizi artırarak vücudunuz oraya uygun hale geleceksiniz ve daha sonra kırmızı kan hücreniz artacak. Ardından kırmızı kan hücrenizin artmasına bağlı olarak siz oraya adaptasyon göstereceksiniz. Demiştim ki yetişkinliğe doğru girdiğimizde, yani doğduktan sonra biz kırmızı kan hücresinin üretimini kemik ilikleri üstlenir diye. Şimdi bakın, bizim baldır kemiklerimiz 20'li yaşlara kadar kırmızı kan hücresi üretiyormuş. 20'li yaşlara kadar. Yani dizimizle ayak arasındaki yer alan baldır kemiğimiz bize 20'li yaşlara kadar kan üretmede yardımcı oluyor. Daha sonra buradaki kemikler artık büyümeyi sonlandırdığı için oradaki kırmızı kemik ilikleri sona eriyor ve oradan artık kırmızı kan hücresi yapılamıyor. Uyluk kemiği kalça kürek kemiğimiz ile dizimizin arasında bulunan kemiktir. Bu kemiğin de kan üretimi 25-30'lu yaşlara kadar sürüyor ve daha sonra bu kısımda artık büyüme ve gelişmesini tamamlıyor. Artık o da stabil hale geldiği için uyluk kemiği de kan üretimini sonlandırıyor. Demek ki bacaklarımızdaki kan üretimi 25'li yaşlarda sona eriyor. Bacaklarımızdaki kemiklerin kan üretimi süresi. Kaburga kemiklerine bakarsak ölünceye kadar kan üretiyor, fakat gittikçe azalan oranda kan ürettiğini görüyoruz. Kırmızı kan hücresi ürettiğini görüyoruz. Göğüs kemiği, iki göğsümüzün arasında yer alan sternum olarak da bildiğimiz kemik ise bir miktar azalma kaydetmekle birlikte ölünceye kadar kan üretimini sürdürüyor. Yine omurgamızda yer alan omur kemikleri de yine kan üretimini sürdürüyor. Bir miktar azalma kaydetse de ölünceye kadar kan üretimini sürdürüyor. Bunları da bu şekilde ifade etmiş oldum. Kırmızı kemik iliğinde üretilir al yuvar hücreleri eritropoyetin denen hormon tarafından tetiklenir. Bunu da bu şekilde size ifade etmiş olayım. Evet, lökositlere doğru devam. Şimdi lökositlere baktığımız zaman ise ak yuvar hücrelerini gördüğümüz zaman aklımıza asıl gelecek olan olay bağışıklık olmalı artık. Neden? Vücut savunma hücreleri olarak bizim karşımıza çıkar lökositler. Yani vücut savunma hücresi olarak karşımıza çıkan lökositler vücudumuzu mikroorganizmalara karşı korurlar, onlara karşı savunurlar. Bizim eğer bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü ise, ne kadar sağlam çalışıyorsa lökositlerimiz, biz hastalıklara karşı dirençli oluruz. Onun için sizden hep tavsiyemdir, bağışıklık sisteminizi güçlendirin, ilaçlardan uzak kalmak, ilaçsız bir yaşam için önemli olan bağışıklık sisteminizin güçlü olmasıdır. Çünkü bugünlerde en çok bu karşımıza çıkıyor. Bizi de kurtaran zaten bu. Vücuda mikroorganizmalar veya toksik maddeler girdiğinde vücuttaki akyuvar sayısı artar. Özellikle kan testlerinde akyuvar sayısı yüksek çıkıyorsa bir insanda, ya o insanın vücudunda kana karışmış mikroorganizmalar vardır ve vücutta mikroorganizma oranı yüksek, yani doktor size kısaca mikrop ağır vücudunda der, ya da kanserleşme
meydana gelmiş ve kanser hücrelerine karşı da vücut savunma yapar akyuvarlarla. Bundan dolayı akyuvar sayısı artmış olabilir. Çevrenizde birisinin akyuvar sayısı normalden hep yukarıda çıkıyorsa bunun iki şüphesi olabilir. Ya o kişide kanserleşme var ya da vücudunda yoğun oranda mikroorganizma bulunmakta, patojenik mikroorganizma bulunduğu kanısına varmak gerekiyor. Ona göre tetkiklerine yoğunlaşmak gerekiyor. Vücutta akyuvar sayısı fazla olursa biraz önce de söylediğim gibi mikroorganizmalarla savunma yapılıyor. Mikroorganizmalara karşı özellikle veya kansere karşı savunma yapılıyor anlamına gelir. Vücudumuzda en çok bulunan akyuvar çeşitlerine bakarsak lenfosit, monosit, nötrofil, bazofil ve eozinofil olmak üzere bunların çeşitleri de vardır. Akyuvar hücreleri kemik iliğinde, biraz önce şemayı göstermiştim, tekrar göstereceğim. Kemik iliğinde ve lenf düğümlerinde üretilir. Tabii ki doğum öncesi dönemde karaciğer ve dalakta da üretim yapılmaktadır. Bunların çekirdekleri vardır. Olgunlukta çekirdeklidir bunlar. Ve ömürleri saatlerle sınırlı olanları olabildiği gibi yıllarca yaşayanları da vardır. Aktif olarak hareket edebilir ve özellikle burada belirtelim, kılcal damardan dışarıya çıkarak ne yapabilirler? Doku hücrelerinin arasına geçip orada zararlı toksik maddeler veya mikroplar varsa onları yok etmek için savaşmaya katılırlar. Onun için kan hücrelerinden lökositler kılcal damardan dışarıya çıkabilir. Kan hücrelerinden olan lökositler kılcal damardan dışarıya çıkabilir. O zaman kılcal damardan kan hücrelerinin de çıkabildiğini, antikorların da çıkabildiğini söylemiş olalım. Yazayım buraya. Kılcal damardan akyuvar hücreleri ve antikorlar çıkabilir. Çünkü savunma yapacaklar. Bunlar çıkabilir değil, çıkar. Olasılığa bırakmayalım, çıkıyorlar. Evet, bu şekilde bunları da size söyleyebilirim. Şimdi bu hücrelerin üstünden tekrar geçeceğim. Neden? Çünkü bağışıklık anlatacağım. Bağışıklık ve lenf anlatacağım için bir sonraki dersimizde orada bunların tek tek özelliklerini vereceğim. Ama öncelikle akyuvar çeşitlerine kısaca bir bakalım. Lenfositler dediğimiz zaman akyuvar hücrelerinin yaklaşık %25'ini falan oluşturuyorlar. Fagositoz dediğimiz bir olayı meydana getirmiyorlar savunma olayında. Daha çok lenfositlerin savunmanın özellikle kişiye özgür bağışıklık kısmı olan 3. hattında görev yaptığını göreceğiz. Onun için T lenfositleri ve B lenfositlerinin lenfositler arasında yer aldığını size söyleyebilirim. Bir de tabii ki burada doğal katil hücrelerde yine lenfositler arasında yer alacak bağışıklıkta, onu da ilave ederim. Burada şimdi kısaca ismini söylemiş olayım. T lenfositleri genellikle hücresel bağışıklıkta, B lenfositleri de antikor üreterek humoral bağışıklıkta görev alır diye kısaca yorum yapmış olalım. Monositler ise en büyük akyuvar çeşitleri olup fagositoz yaparak yıpranmış mikropları yıpranmış bizim dokulara ait hücreleri, kanserleşmiş hücreleri, mikropları ortadan kaldırır. Bunları fagoste eder. Tekrar söylüyorum bakın. Mikropları, kanserleşmiş hücreleri, bizim yıpranmış hücrelerimizi parçalar, yok eder. Örneğin yaşlanmış bir alyuvar hücresini monosit karaciğerde fagoste edip yok eder. Ve monositler çok kısa ömürlü hücrelerdir. Fagostoz yapar, öldürür derken kendi de ölür. Onun için savunmada
önemli görevler üstlenmesine rağmen birkaç saatlik ömürleri bulunabilen hücrelerdir ve akyuvar hücrelerinin yaklaşık %5'ini kadarını oluşturuyor. Monosit dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Fagositoz gelecek. Fakat monositler monosit olarak görev yapmaz da bunlar dönüşerek görev yapar. Bu dönüşmesiyle ortaya çıkan da makrofajdır. Yani monositlerin dönüşmesiyle oluşan makrofajlar asıl savunmada görev yapar. Bağışıklıkta üstünden tekrar geçerim. Nötrofiller en çok bulunan akyuvar hücremizdir bizim. Ve akyuvar hücrelerimizin %65-%70 kadarını oluştururlar ve fagositoz yaparak özellikle bakterilere karşı ve yine bizim yıpranmış doku hücrelerimize karşı savunma yaparlar. Neden en çok bunlar var? Çünkü bakteriler bizim vücudumuzda çok fazla. Yani bizim vücudumuzda yaklaşık 40-45-50 trilyon civarında bizim hücremiz olduğu varsayılıyor. Ama 100 trilyondan daha fazla insan vücudunda bakteri yaşadığı öngörülüyor. Buna bakarsak bu kadar çok bakterinin içinde zararlı olanlara karşı kendimizi savunabilmek için özellikle bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunmak için bizim vücudumuz çok fazla oranda nötrofil geliştirmiştir ve oluşturmuştur. Bunu da bu şekilde söyleyebilirim. Eozinofiller daha çok iltihap oluşturmakta görevlidir. Örneğin benim dişimin dibinde çürüklük meydana geldi. Çürüyen yerde mikrop çoğaldı. O mikropların etrafa yayılmaması için dişimin iltihaplandıran eozinofillerdir. Dişimin dibini iltihaplandıran eozinofillerdir. Bu sayede benim dişimin dibinde iltihap oluşunca mikroplar o iltihap bariyerini aşamaz. Çin seddi gibi düşün, böyle bir set oluşturuyor. İltihaptan öbür tarafa mikrop geçemiyor. Böylece o mikroplar orada hapsoluyor. İşte eozinofiller asıl bunu yaparlar. Bizim vücudumuzda bir yerde iltihap oluşuyorsa orada çok fazla mikrop çoğalmış demektir. Ve eozinofiller o mikrobun etrafa yayılmasını engellemek için oranın etrafını kuşatmış bir havuz gibi sarmış olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Onun için eozinofiller bu açıdan önemli. Mesela benim koluma yolda giderken bir cisim battı. Bir süre sonra orası şişer ve orası iltihaplanır. İşte eozinofiller orada faaliyet göstermiştir. Neden? Mikrobun etrafa yayılmasını engellemek için. Bazen vücudumuzun herhangi bir yerinde sivilce gibi derin köklü bir sivilce oluşumunu görürsün. Aslında o sivilce değildir, o bir iltihaplanmadır. Neden? Vücudun içinde birçok yerde mikrop vardır. Onlar öldürüle öldürüle veya toplana toplana o bölgeye getirilmiş, etrafı eozinofiller tarafından sarılarak iltihap oluşturulmuş ve mikrop orada hapsedildikten sonra büyük bir köklü sivilce gibi biz onu görürüz. Orada toplanır. Daha sonra uçtan diğer akyuvar hücreleri o uç kısma doğru orayı parçalar, deler. Bir bakarsınız dışarıya doğru açılmış olur. Sen de gidersin onu bazen sıkıp dışarıya boşaltırsın ki sıkmak biraz tehlikelidir. Neden? İltihap alanından dışarıya doğru mikroorganizmalar yayılırken etrafa yayabilirsin. Ama kendiliğinden o dışarıya doğru büyük uç vererek içindeki atığı dışarıya atacaktır. İşte eozinofiller iltihapları oluşturur. Ben grip olduğumda eozinofiller yine burnumun akmasına sebep olur. Neden? Mikrop çünkü benim vücuduma, virüs benim vücuduma giriyor. O süreçte. Ne yapıyor virüsün? Benim hücrelerime girmesini engellemek için oradaki mukusu arttırıyor, akıntıyı arttırıyor. Böylece oraya tutunup da benim içime ilerlemesini engelliyor. Ben de burnumu temizliyorum, dışarıya atıyorum ve ben o zarardan kurtuluyorum. Bak, mukusu arttırmak, iltihabı oluşturma işlerinde arka planda kim vardır? Eozinofiller vardır. Alerji gibi durumlarda da yine eozinofiller var. Bağışıklıkta alerjiden bahsedeceğim. Bazofillerse pek savunmayla işleri yoktur. Bu akyuvar hücrelerinin özellikle savunma esnasında oluşabilecek damar içinde pıhtılaşmaları engelleme görevi vardır. İşte bundan dolayı damar içinde kanın pıhtılaşmasını engelleyen heparin üretirler. Karaciğerde üretir, bazofillerde üretir. Çünkü o pıhtılaşma olursa damar tıkanır, tromboz meydana gelir ve bu pıhtı da gider. Örneğin kalbin ana damarlarından olan koroneri tıkatırsa işte kalp krizinden ölüm meydana gelebilir.
İşte bunları önlemek için bazofiller heparin üretirler. Bu da trombozu engeller. Bir de kılcal damardan daha kolay akyuvarların ve antikorun çıkmasını sağlamak için kılcal damar geçirgenliğini sağlayan histamin üretir bazofiller. Bunları da bu şekilde söylemiş oldum. Evet sevgili öğretmenlerim, akyuvar kısmı da bu kadar. Ama akyuvarı anlatacağım tekrar. Bağışıklık konuşacağız çünkü. Kanın pıhtılaşması ve kan pulcukları bölümüne gelelim. Kan pulcukları dediğimiz kısımlar trombositler. Lütfen hata yapmayın. Kan pulcukları bir hücre değildir. Kan pulcukları bir hücre değildir. Buraya yanlış yazmışım gerçi ama. Kemik iliğinin büyük hücrelerinin parçalanması sonucu oluşan sitoplazma parçalarıdır olacaktı bu. Şu Ö olmuş, şu Ç olacaktı. Sitoplazma parçalarıdır. Evet, kemik iliğinin büyük hücrelerindeki yani megakaryositlerin parçalanması sonucu oluşan sitoplazma parçalarıdır. İçinde tromboplastin denilen bir pıhtılaşmayı uyarıcı faktör bulundurur. Onun haricinde bir kesiciktir. Herhangi bir canlılığı yoktur. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Bir partiküler yapıdır. Kanın pıhtılaşmasında rol oynar ve içinde dediğimiz gibi tromboplastin denilen pıhtılaşmayı uyarıcı faktörü barındırır. Vücutta bir kesik, delinme veyahut düşme sonucunda bir darbe bir şey olmadığı sürece trombositler faaliyet göstermez. Ama vücutta bir kesik, delinme veya işte kan damarında bir tahribat falan olduğunda o zaman trombositler aktif hale gelip tromboplastin yayarak pıhtılaşmayı uyarırlar ve böylece pıhtılaşma başlatılır. İsterseniz şimdi ona bakalım. Trombositler bir hücre değildir. Tekrar burada uyarı olarak yazmışım. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi pıhtılaşma ile ilgili trombositlere geçmeden önce bir farklı durumdan bahsedeyim. Vazospazm olayı. Peki vazospazm nedir? Ya da diğer adıyla vazokontriksiyon nedir? Buna bakalım. Aslında ben diyelim ki giderken düştüm ve koluma büyük bir ağaç dalı girdi. Dağda yürüyüş yaparken ya da bir ağacın tepesine çıkmıştım. Budama yapıyordum bahçede. O arada ayağım kaydı ve ağacın üzerinden aşağı düştüm. O düşerken sivri ağaç dalları benim vücuduma battı ve büyük yarıklar meydana getirdi. Şimdi bu durumda benim bazı kan damarlarımın delindiğini düşünün ve dışarıya kan akıyor. İşte bu durum meydana geldiğinde vazospazm dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Yaralanmaların sonucunda benim vücut o bölgedeki kan damarlarını büzüştürüyor. Kan damarlarını ne yapıyor? Büzüştürüyor. Ki o parçalanmış damardan dışarıya kan kaybı az olsun diye. İşte buna konstriksiyon adı veriliyor ya da vazospazm adı veriliyor. Yani yaralanma olduğunda kan damarlarının daraltılması olayı olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada amaç kanamayı azaltmaktır. Amaç neymiş? Kanamayı azaltmak. Yoksa trombositler burada yeterince faaliyet gösterip de kanamayı durdurma konusunda yeterince güç oluşturamazlar. Yeterince güçlü bir durum meydana getiremezler. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi önce şu adım adım neler olduğundan bir bahsedelim. Sonra şekil üzerinde göstereceğim. Kanın pıhtılaşmasının aşamaları nelermiş? Önce ne olacak? Damarda bir zedelenme olacak. Yani damarda bir yaralanma olacak. Ve damarın duvarında bulunan kolajen iplikler açığa çıkacak. Kolajenler lifler halindedir. Açığa çıkacak ve trombositlerin bu ipliklere yapışarak etrafındaki trombositleri de yapışkan hale getiren bir madde salgılamaları gerekiyor. Bu yapışkan hale getiren madde tromboplastin aslında. Trombositler ne yapıyorlar?
damar yırtılma sonucunda kolajen iplikleri açığa çıkınca trombositler kolajen ipliklere çarpıyorlar ve oraya yapışıyorlar. Yapıştıkça kendileri de yapışkan madde üretiyorlar ve böylece trombositler birbirine yapışıyorlar. Böylelikle oraya yapışa birbirinin üstüne yığılan trombositler o bölgede bir trombosit tıkacı meydana getiriyor. Böylece trombosit tıkacı meydana getirilmiş oluyor. Böylece kan kaybı durduruluyor. İşte küçük çaplı yaralanmalarda giderken elini bir yere çarpmıştın hafifçe, hafif bir morarma oldu. İşte bu tarz yaralanmalarda trombosit tıkaçları iş görüyor. Ama hasar büyükse, biraz önce anlattığım gibi vazospazm durumları ortaya çıkmışsa, yani damarın daraltılması durumu gerekli olmuşsa, işte o zaman hasar büyükse, o zaman fibrin iplikçiklerinin oluşması gerekiyor. O zaman mekanizmanın çalışması gerekiyor. Mekanizmayı biraz sonra şurada göstereceğim. Önce ne olduğunu bir anlatalım şurada. Trombositlerden ve hasar görmüş hücrelerden salınan pıhtılaşma etkenleri, ki bu tromboplastindir, plazmadaki pıhtılaşma etkenleriyle karşılaşacak, ki bu da protrombindir. Ve pıhtılaşma etkenleri plazmada bulunan bir protein olan protrombini aktif trombine dönüştürecektir. Daha sonra trombinde fibrinojeni fibrine dönüştürür ve fibrin bir ağ olarak yaralı bölgeyi örer. Şimdi şurada olaya bir bakalım. Daha sonra bir sonraki şekilde detaylıca inceleyelim. Kan damarının iç duvarında oluşan hasar bağ dokusunu açığa çıkarır. Yani oradaki lifleri açığa çıkarıyor. Ve trombositler onlara yapışıyor. Trombositler yapıştıkça büzüşüyorlar. Bunlara da platet deniyor. Trombositler büzüşüyor. Bunlara da platet deniyor. Daha sonra bu kolajen lifler, bağ dokudan oluşan kolajen lifler platetlere yapışa platetler onun üstünde yığılıyor. Bakın şurada ikinci şekilde gördüğünüz gibi yığıla yığıla burayı kapatıyorlar ve böylelikle trombosit tıkacı, diğer adıyla da platet tıkacı ortaya çıkıyor. Platetlerimiz, trombositler yapışkan madde salgılayarak diğer arkadaşının da oraya yapışmasını sağlıyorlar. Az önce ifade etmiştim. Trombositlerden, yani ya da yapışmış olan platetlerden tromboplastin salgılanıyor. Bu tromboplastin ayrıca yaralı bölgedeki hücrelerden de salgılanıyor ve böylelikle aktif bir mekanizma çalışıyor. Bakın şurada onu göreceğiz. Daha sonra da ben bir de çizim yapacağım. Trombositlerden salgılanan tromboplastin ve şuraya yazayım onu da. Tromboplastin, kalsiyum ve K vitamini enzimsel bir faaliyet ile protrombini trombine çeviriyorlar. Ne yapıyorlarmış? Protrombini trombine çeviriyorlar. Trombin de fibrinojeni fibrin yaparak o yaralı bölgede ağ oluşturuyor. Şu ikinci şekilde, yani sağ tarafta gördüğünüz yaralı bölgenin üstünde örümcek ağı gibi ağ oluşturuyor. Böylece yaralı bölgenin üstüne ağ örülmüş oluyor. Yaralı bölgenin üstüne ağ örülmüş oluyor. İsterseniz bunu boş bir sayfada ben de yazayım. Daha net görelim. Kan plazmasında bulunan pasif bir molekül var. Protrombin. Pasif. Bir şeyin başında pro varsa pasiftir. Pasif. Bunun aktif edilmesi gerekiyor. Platetlerden ya da trombositlerden salgılanan tromboplastin, K vitamini ve kalsiyum farklı farklı roller üstlenerek buradaki enzimatik reaksiyonları tetikleyip trombin denilen bir aktif moleküle dönüşüyor. Aktif. Daha sonra bu aktif molekül asıl pıhtılaşma faktörü olan fibrinojeni,
Bu da pasif fibrinojen. Düzgün yazamadım. Fibrinojen. Bu fibrinojeni aktif hale getiriyor. Trombin. Trombin bu fibrinojeni aktif hale getiriyor. Bu da fibrin haline geliyor. Fibrinler birleşerek neyi meydana getiriyor? Fibrin ipliklerini meydana getiriyor ve fibrin iplikleri bu yaralı bölgeyi kapatmak için ağ örüyorlar. İşte şu ikinci şekilde gördüğümüz kısım burası fibrin ipliklerinin oluşturduğu bir ağ şeklinde görülmektedir. Ve böylece damarda güçlü bir ağ oluşturulmuş oluyor. Bu şekilde pıhtılaşma sağlanarak yaralı bölge kapatılmış oluyor. Pıhtılaşma dediğimiz kısım bundan ibaret. Biraz teferruatlı konular. Onun için oturmadıysa ben bugün kayıtları yüklerim. Tekrar hızlandırarak izleyebilirsiniz ve tekrar edin. Konularda eksiğimiz kalmasın. Son olarak da kanla alakalı 2-3 cümle söz edelim. Sonra bitireyim artık. Kanın taşıma görevi vardır. Kanın görevlerine baktığımız zaman kanın taşıma görevi vardır. Kanın düzenleme görevi vardır ki özellikle vücut ısısının düzenlenmesinden tutun da hormonların taşınmasına kadar, hormonların hücrelere ulaştırılıp vücudun sistemin düzenlenmesine kadar birçok rolü vardır. Kanda akyuvar hücreleri bulunduğu için kan savunma görevi de yapar ve bir de kanın yine koruma görevi de vardır. Pıhtılaşmayla alakalı olarak kanın bir de koruma görevinden bahsedebilirim artık. Şunun içindeki açıklamalara sizler bakarsınız. Evet, bu şekilde kanla ilgili olarak genel bir açıklamayı da yaptık. Evet, tekrar başa dönecek olursak. Kan, pluripotent kök hücrelerden, ki bunlar kemik iliğinde bulunur, farklılaşan iki hücreden türevlenir. Bunlardan birisi lenfoid kök hücrelerden, T ve B lenfositleri, bir de doğal katil hücreler. Miyeloid kök hücreden de al yuvarlar, eritrositler, işte platetler yani trombositler ve diğer akyuvar hücrelerimiz vardı. Monosit, nötrofil, ezonofil ve bazofiller. Bunlar kemikteki kök hücrelerden oluşur şeklinde yorum yapmış olalım. Evet sevgili öğretmenlerim, burada bitiriyorum.